Kardeşim zarf neden büyük? Ya olayı büyütmeydin Mustafa Ali. Abi tapunun tüm çıktısı için sahurdan beri insanları kovaladım. Bir sürü imza, dilekçe falan. Bu sefer işi sıkı tuttum. Abi sonuçları hemen söyle. İşte bu tapumuz. Oku bakalım neymiş durum? Şimdi. Evet, evet. Abi onlar ortak değilmiş. Haydi dedim oğlum ben sana ya. Sadece kurnazlık peşindeler. Emme ben indi onlarla oynayacağım. Görecekler meskeni, miraslarını bak. Abi, onlar ortak değilmiş derken sadece onlar ortak değilmiş. Ne diyorsun sen Salih ya? Onlar dışında evimizin arazisi üstünde 20 ortak daha var. Ana. Ne diyorsun sen Salih? Anam, burada öyle yazıyor maalesef. Bu nereden çıktı şimdi başımıza ya? O Nusrettin Dağ mıdır nedir? Gidip hemen çökelim tepesine. Abi Seyfettin abim zaten çöktü tepelerine. Daha da kötü oldu durum. Şimdi arkadaşlar olay çok ciddi. Evimiz elden gidebilir. Baban duysa yıkılır. Allah korusun yataklara falan düşer lan. Ne yapacağız? Aklıma zerre çözüm gelmiyor ya. Ne pahasına olursa olsun baba ocağımızı böldürmeyeceğiz. O yan dalları var ya, yandan aşağı iteleyeceğiz. Vermeyiz abi. Babam bize hayatını adadı. Şu hayatta sevdiği tek şey var, o da babadan, atadan kalma evi. Onu da bizden kimse alamaz. Alamaz tabii abi. Gerekirse ben muhtarlığımı bile feda ederim. Aferin kardeşlerim, aferin. Yılanın başı ve sonu belli. Nusrettin, ona çalışmak lazım. Abi. Ben kılık değiştirip içlerine mi sızsam? Damat sen kılık değiştirsen de bu yürüyüşünle her şekilde yakalanırsın ya. Damat doğru diyor. Damadı gördüler emme. Seni hiç görmediler Mustafa Ali. Ne yapacağım ben mi sızacağım işlerine? Elastik değilim ki sızamam ben. Hem benim gülesim gelir. Yapamam ben ya. Tam 20 ortak Mustafa Ali. Baba ocağımız. Hacı babamın... Bir damla gözyaşı lan. Ya abi, biriniz gidip baksanıza şu çukura. Ben gidemem. Çukura bakarken ya çukura baktığım anlaşılırsa? Ben de gidemem. Eğer çukurun içine bakarsam aşırı derecede dikkat çekerim. Şüphelenirler benden. Çünkü ben aşırı derecede genç bir insanım ve bir ayaksında çukurda değil. Bismillah ya. Lan abla ne yapıyorsun ya? Çekip alsana. Neden rutini bozuyorsun? Sarılmak ne yani? Ay Ercan yeni geldim. Haberin yok mu? Sarılıyorum ne var? Neredeydin ki? İyi geldin, hoş geldin ama demek ki gitmen iyi olmuş ki gelmen süper olmuş. Haberin yok yani. Ablası, sen bunu al da şurada Mişli Milat'ın önünde konuşun olur mu? Şimdi Efesu daha genç. Çocuk ailesinin meselelerinizi duyup etkilenmesin. Yazık. Hayır, Allah korusun yarın öpür gün yemeden içmeden kesilir. Köyümüzün doğal dengesi üst alt olur. Ay kesilmez şekerim. Oruç zaten. Ay olmasa da mesleği ilk 11'den kesilir. Efe yemeden içmeden kesilmez. Ercan, bu arada ben sana gönül koydum. Geliyorum haberin yok, gidiyorum haberin yok. Bir daha da sakın içeri gelme. Yanıma da gelme, içeri de girme. Beyler, ben ablamdan büyük kesik yerim ha. Ya ben bakıp gelirim ya. Nasıl köyün gencisiniz ya? Hiç cesaret kalmamış, hiç. Yor. Kapatmışlar. Demek ki olayın üstünde kapatıyorlar. Doğru yoldayız bence. Buyur. Bebetom arıyor. Ya nasıl olacak bu işler? Gündüz ihman, gece oruç iman. Biz bu defineyi nasıl kazacağız? Benim Hacı dedenin evine kapak atmam şart. Vallahi ben de ablamın gönlünü alıyor ayağına eve girer çıkarım. Ya Allah'ım nasıl mantıklı konuşuyorlar ya. Gözlerim yaşardı yarabbim. Yürü.
Abiye kardeşin olduğumu anlarlarsa? Neden anlayacaklar lan? He? Ben George Galeney gibiyim. Sense Nicolas Cage. Aynanın gibisin. Ayrı tipolojilerin insanlarıyız. Ben Mustafa Ali Dal deyince tanımayacaklar mı ya? Adını ne diyorsun lan, Allah Allah? Takma at bu. Merhaba, ben Nicolas Cage diyeyim o zaman ha? Oğlum bir Türk ismi bul, salla gitsin ya. Şş, Mustafa Ali, gerilme oğlum. Evimiz için yapma, mecburuz. Hadi, hadi güzelce hallet gel. Bak arka sokakta kahvedeler. Zaten Nusrettin'i gelince hemen tanırsın. O da benim gibi aynı George Galeney'e benziyor. Yeriyorsun. Yeri. Aferin oğlum, aferin. Hadi. Allah'ım, ana yardımcı ol. Su gibi gitsin, su gibi gelsin ya Rabbel Alemin. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Yuh, hakikaten benziyormuş abime ya. Yandaki de damatları herhalde. Selam gencolar, ne haber? Ben Canberk, Canberk Kalkar. Gayrimenkul danışmanıyım. Doğdun mu? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasın. Ya hanımım, bizim bu yoğurthaneye acilen eleman bulmamız lazım. Ben bu siparişlere yetişemiyorum artık. Vallahi bak telaşa vermeye başladım ha. Allah Allah. Kaymaklı telaş bunlar Sadık, ne diyorsun ya? Bak geçen ay yan yatmıştık balık gibi. Ama şimdi bu ay maşallah siparişler böyle akıyor. Çok şükür düzeldi. Teyze, hı. Eğer izin verirsen Halim'le ben de yoğurthanede çalışalım ha? Vallahi bravo kız Bardegil. Küçük hanımsın ama her işte varsın. Ne olacak ya? Teyzem izin verse biz Halim'le hep çalışırız zaten. Sağ olasın, sağ olasın canım. Ercan halleder zaten. Ercan bu. Boş gezenin boş uzmanı. Aa, bak, boş dedin. İlk defa eli dolu geldi. Ercan, o elindeki kazma ne? Bu mu? Hı. Bu Şakir'in kazması. Onun bir işi vardı, ben de belli süre kazmaya bakacağım. Ha, kreşe bırakaymış ya. Aman ne? Badegül, seni kaynana bırakayım mı? Ben de o taraflara gidiyorum da. Niye enişte? Ben kendim giderim. Ne oldu? Ya ben ablamı uğrayacağım biliyor musun? Bir de eniştemin yanında yatmayı özledim o yüzden. Ercan sen mi konuşuyorsun, kazma mı konuşuyorsun? Ne dediğini anlaşılmıyor ya. Git istiyorsan yoğurthanede yat. Ha, hem bize orada adam lazım. Olmaz. Yoğurthaneye giremem. Yoğurthanede çok yoğurt var biliyor musunuz? Uykum geliyor benim ya. Hem benim idmanım var. İdman. Al sana idman. İdman burada işte. Senin ne işin var? Benim idmanım orada ama. Hadi çal günler. Allah Allah, bu sırtında kazma garip kuraba gibi ne konuşuyordu, ne yapıyor bu? Anlamıyorum ben bunu ha. Şakir hanımım, Şakir. Bunun futboluna istinaden öyle vermiş kazmayı buna. Ha, öyle diyorsun yani. Neyse aman yeni barıştık ha. Menzilimin dışına çıkmasını da civcivlik yapıp başka bir şey istemem. De hadi o zaman işimize bakalım bakalım. Bana bak, şimdi söyle bakalım. Bu diğer yoğurtlar ne oldu, ne bitti? Ay şekerim, yani bu gezi o kadar iyi geldi ki bana. Böyle hafif bronzlaşmıştım. Sonra Ercan'ın benden haberi olmadığını duyunca Betim benzim attı. Bronzluk puf, gitti yani. Biz de tekne gezisine çıktık. Balona bindim. Lüks restorana gittik. Çok az yedim şekerim. Ay kızlar, yarışınız bittiyse yemeğe yetiştirelim bari. Yavrum. Sizin niye kızlardım? Tık yok. Bak benim gelinliğe hala torun üretiyor. Sizin kızlar gelinliğe maşallah saz gibi yaşıyor. Anneciğim ben şimdi kızıma çocuk doğur diyemem ki. Bu biraz garip olur. Yani aslında Dudu şimdiye kadar doğururdu da. Ay dur ben ona baskı yapayım. İki tane çat çat doğursun. Ay ortalık şenlenir be. Ya ben vallahi kendim doğursam bana yeter yani. Elbi doğrayayım da sana da Badegül'e kolis yaparım ha ana. Babam geldi. Hoş geldin baba. Hoş geldiniz babacığım. Abla, şu elbaları dolu bak oyunda. Şekerlenmesin. Ya olanlar nerede? Mandıra'da yoklar da. Ben de bilemedim babacığım. Mumu aciliyet var dedi. Biz de aşağı indik.
Sonra bir daha da gelmedi bile eve. Ha. Abideş, sen şimdi diyorsun ki tüm yeşil yurttan buraya yol geliverecek. Ben kasabanın belediye başkanıyım. Ben bir araştırayım o zaman. Araştır Cehil Bey kardeşim, araştır. Yalnız oradan yol geçeceğinden onların haberi yoktur da. Bizim var çünkü bizim işimiz bu. Emlak sektörünün dedektörüyüz biz. Burnumuz çok hassastır. Herkesten önce alırız kokuyu, tabii. Sen neden geldin buraya? Geldim çünkü benim işim bu. Ailenizin emlakçısı Canberk olarak o evin bulunduğu arazinin metrekaresine 2500 lira verip sizden almak istiyorum. Çünkü devletin size vereceği en yüksek para 2000 TL. Ama ben devletten arazinin metrekaresini 3000 liradan alabilirim. Niye ki? Çünkü bizim bununla uğraşma ve mücadele edebilme gücümüz var. Tabii biz bununla mücadele edebiliyoruz ama siz mücadele etmeye kalksanız olmaz. Şimdi geldisi gittisi, bugün git yarın gel, avukat mavukat derken astarı yüzünden pahalıya gelir size. Ama şimdi bana satarsanız hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Kazan, 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 kazan yani. Ha? Bence verelim gitsin abi. Seni her şey kolay zaten. Sence verelim gitsin. İç damat. Tamam arkadaş, veriyoruz. Söyleyebildiklerin makul ve mantıklı. Yolda yol aktı, hiç uğraşmayacağız. Sen bir kartını ver bize. Senden irtibatlar alalım. Kart? Kartımı acele çıkarken bastırmamışım. İlahi arkadaşlar, kart mı kaldı artık ya? Telefon var. Akıl başta değil, telefonda artık. Hadi bakalım gencolar, telefonları verelim birbirimize. Hadi. Kaydet. Yazıyorum. Salih, seni mi kovaladılar? Yok abi, kendim kaçtım. Olmadı değil mi? He? Çok panik oldum, geldiler. Ensenden öptüler değil mi? Yok abi, enselemediler, enseleyemediler. Başardım, tamam dediler. Metrekaresi 2500 liradan paylarını vermeyi kabul ettiler. Aslan kardeşim benim. Oğlum iyi ki 4 yıllık okumuşsun ha. İyi de oğlum neden trompet çalan atapot gibi her yanın ayrı oynuyor? Abi çok kasıldım ya. Rahatlamam da fena oldu. Hadi abi gidelim kimse görmeden. Yeri, yeri hadi. Hadi bu yanlı, bu yanlı ha. Sesime gel, sesime gel. Gel. Efesu, acep sana tebeşir oralenti mi içirsek he? Seni hasta etsek, dalgillerin evine yatırsak, hayır hacı dedelerin eve daha rahat girer çıkarız. Tebeşirin bana tesisi yok Şakir'cim. Karadat da yesem yine az. Allah senin midene düşürmesin Efesu. Nebeto. Şakir ne bunlar böyle? Ne oluyor burada ha? Ne bunlar? Ben şu bir de koyuna taktığım bebeğe bakıp gelirim. Ya Bebeto'm Babe yerin işleri işte ya. Artık ne yapıyorsa kömürlüğü komplo dışarı sevmiş. Bir tel saçı düştüyse yer onu arıyordur herhal. Şakir bak takımı bıraktım boş boş işler peşinde koşuyorum. Babam senden kağıtları bekliyor. Kağıtlar ha geldi ha gelecek derken adamcağız seni kovalıyor. Yürü babama gidiyoruz yürü. Ne olup ne bittiyse bir bir her şeyi açıklıyorum babama, anladın mı? Vallahi o saçlarını çintik çintik yollarım, kömürle tıkarım seni, yürü. Bir saniye Bebeto'm, acelemiz ne? Ben şu an tiktaksal düşünceler içerisindeyim. Eğer düşünürken konuşursam hıyarcıklı veba olurum. Sağlıksal olarak yani. Şakir yürü, sen zaten düşünürken konuşamıyorsun. Yürü, Allah'ım delireceğim. Yürü, yürü. Ya. Yürü, babama gidiyoruz. Yürü, yürü. Teyzem seni her geçen gün benimsiyorlar. İyi ki acı dedim dinleyip sabretmişiz. Aynen öyle. Taşlar kendiliğinden yerine oturuyor. Her şeyi yoluna koyacağız ya. Ben kırpık yamadıp mandıraya geçiyorum. Akşam iftarı babamlardayız. Tamam, omzunu zorlama. Sağ ol. Hacı abi, buraya gelin. Halil Bey, beni kuytuya çağırıp boydunuz demek biraz ayıp olmuyor mu ama? Ben anlamam Ercan Bey. Bizi zor günler bekliyor olabilir. Ama sizden hem paramı hem zor günleri aynı anda bekleyemiyorum. Paramı verin derhal ve lütfen. Halil Bey, biliyorsunuz ki ben üveyim. Size ne oluyor Ercan Bey? Meryem üveymiş. Size oradan dram çıkmaz. İstirham edeceğim.
İşte ben de eş kontenjanından üveyim. Yazık değil mi bana? Ben hem öksüz, hem yetim, hem de üveyim. Başıma bir göktaş düşmediği kalmış. Ben anlamam Ercan Bey. Paramı verin. Şuna! Duyduklarım doğru mu? Teyzem üvey miymiş? Ne duydun ki? Üvey mi? Üvey demedim ki. Yok canım. Güvey dedim, güvey. İç güvey. Biz böyle iç güveyler arada toplanıp dertlerimizi, sorunlarımızı anlatırız birbirimize biliyor musun? O anlamda. Ha, ben tabii üst üste böyle güvey güvey deyince sen üvey anladın ha. Yok canım. Köy küçük ya. Yanlış anlaşılıyor herhalde. Hadi görüşürüz. Bay bay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun menümüz. Akideş, biz iki tane karışık alalım. İsmet, sen akideşlerle ilgileni ve ben havulları bakıveren. Tamam, tamam. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim, oturun, buyurun. Hoş geldiniz. Anlaşılan siz buralarda yabancısınız. Ben normalde gayrimenkul uzmanıyım. Boş zamanlarımda buraya gelip arınıyorum. Eğer gayrimenkulle ilgili bir şeyiniz varsa ben yardımcı olurum. Peki buralara büyük otoyollar yapılacağı doğru mu? Yok canım, yok ya. Nereden çıkıyor bu yanlış bilgiler? Burası köylük yer. Ama arazileri çok bereketlidir. Hani demedi demeyin. Bir arama kasatayım mı ara ara? Atıver arkadaş, atıver. Ara makası, mara makası. Atıver. Alo. Şakir, kulübün boş yeri daha erimemiş. Canım şeker mi bu? Elem deyince şak diye erisin. Yapma kayın babayı. Ah Şakir, ah sen yemin ediyorsun bizi mahvettin. Ya bu durumda hem bizim birikimimiz gitmiş oluyor hem de babamların birikimi gitmiş oluyor. Babacığım hoş geldiniz. Merhaba. Ya herkesin içinde Şakir'e bu kadar yüklenmeyin oğlum. Evet. Hacı dedem ve ben, Hoca Şakir, bu köyün çelik başlarıyız. Lütfen bana trafiğe ve yayılara kapalı alanda bekleyiniz. Dedeciğim ya biz kulübün borçları hakkında konuşuyorduk da ondan. Ben de kulübün borçlarını eritmesi konusunda Şakir'e tezipte bulunuyordum babacığım. Yüksek müsaadelerinizle. İyi oğlum ama siz bu takımı Şakir'le beraber almadınız mı? Evet. Sen başka işlerle koşarken bu çocuk takım için gecesini gündüzüne katıyor ya. Ya işte hacı dedim, kulübün borcunun tamamını eritemedim ama beş gol ikisini bir şekilde hallettik yani. Maç primleri, işte futbolcu satışları, daha az lavaşın tüketim falan derken oldu bir şeyler ama zor, zor, kolay değil. İyi. Elinizi vicdanınıza koyun da Şakir'e bu kadar yüklenmeyin ya. Buyurun babacığım. Halil oğlum, sen bu çocuğun hem kayınbabasısın hem de ortağısın. Bunu sürekli bu kadar kızma. Biraz yardımcı ol ya. Tamam babacığım, sizi nasıl tezip buyurursanız. Hadi bakalım. Evet kayınbabey. Hoca Şakir kaçarcasına. Hadi haberleşiniz. Hadi hadi. Niye bana daha önce söylemiyorsun Dudu? Ne yapayım, evvelce gördüm. Çok güldük lan. Ağzımıza sinek kaçacak. Aynen. Abi hesapladım. Şimdi ararlarsa 40.000 lira kadar veriyoruz. Muvaffakatnameyi alıyoruz. Gonoyu kapıyorum, kapıyoruz. Oğlum hakiki dal biziz. O yan dallara vandallık sökmezse işte böyle zekamızla döveriz biz adamı. Çek be! Abi. Aha arıyorlar abi. Alo. Lan arkadaş. Sen neden yalan söyleyemedin lan bize? Seni Seyfettin mi yolladı buraya? Yo, Seyfettin de kim? Ben yollanmadan geldim, kendi hür irademle. Ya bırakıver bu ayakları.
O Seyfettin'e de selamımı söyleyiver. Biz hakkımızı alacağız Agıdeş. Ya seve seve alacağız, ya söke söke alacağız. Alo, 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 alo. Abi Nusrettin'e selam var. Aleyküm selam. Duydun mu Usta Ali? Maşallah. Telefonun hoparlörü cami hoparlörü gibi. Abi ne yapacağız? Tutmadı plan. Ben ne bileyim oğlum ya. Slash makinesinin imanında fikir çıkaracağım. Baba, kırpık yemlerin çoğundan para almadılar. Ayda bir kilo süte sattım hepsini. Ya var ya, bizim köylülere bayılıyorum ya. Hemen anlaşıyorsun amca. Yeşil yurt be. Gözünü seveyim. Hadi, hadi. Hadi oğlum, hadi. Aham da bu Musta Ali. Ne abi, slaş mı? Kırpık yem mi vereceğiz yandallara? Onlara değil. Oğlum 20 tane ortak yok mu? Biz bunların bazılarını bulacağız. Elimizdeki, avucumuzdakiyle bu 20 kişiyi eritebildiğimiz kadar eriteceğiz. Biz yandal diyoruz ama olay sade Nusrettin'den ibaret değil ki. Aynen. Millet parasını alıp çekilince belki Nusrettin de yola gelir, baskı yaratır üstünde değil mi? Aynen yavrum. Hemen başlıyorum, başla. Halim, buralar sende. Dur bakalım. Eyvallah hanım. Ben bunu alayım götüreyim, Yıldız'a vereyim. Sadık, ya akşamleyin Efe Paşa'mı da al gel de iftar yapalım beraber ha? Hanım sağ olasın da öyle her akşam gelmeyelim be. Allah Allah, ne var canım, hep beraber güzel güzel ailecek iftar yapıyoruz. Sazını da al gel, yarenlik eder bize. Değil mi Ercan? Sıra kadar olsun. Dur be kadın. Ya Meri, şöyle aniden Ercan demesene lütfen. Ne yani? Ercan demeden önce besmele çekip de mi Ercan diyeceğiz? Sağa gel yani. Neyse hanım, görüşürüz. Hı, akşam bekliyorum ha. Eyvallah. Daha da iyi. Mericiğim, deminki çıkışımdan dolayı özür dilerim. Kahya'nın yanında herif şovu yapayım dedim de. Oy canım benim, olsun, önemli değil. Ah! Gel, gel. Teyze. Hı. Şey. Teyze şey. Hı. Şey. Ne teyze şey? Sen şimdi teyze diyeceğim, ben de bir daha söyle mi diyeceğim? Ne de söyle, hadi de ne diyeceğim? Benden gizlediğin bir şey var mı? Var. Var be, aman var. Yeter, söylüyorum ha. Akşam Sadık gelecek, saz çalacak. Ah, duydun ne oldu işte, bütün sürpriz kaçtı ya. O saz çalar, sen de gelirsin, düet yaparsın ha. Sadık, Feyyat, Bardegül. Ben de arada çiz vokal yaparım. Ercan, yani bence sen oruç tut. Yani oruç tutmayınca kafana vuruyor. Ha? Çünkü oruç senin kafana vursun, yoksa ben senin kafana vuracağım. Anladın mı Ercan? Ben senin kafana vuracağım. Oruç tut Ercan. Ya hadi. Çabuk olsun yarabbi ya. Bardegül, kuzum ne yapıyorsun sen ya? Niye olayları değişiyorsun sürekli ha? Hı? Hı? Üf, tamam ya, değişmiyorum. Ben gidip Hatice anneye bir sorayım. Bu işin aslı astarı ne, onu bir öğreneyim. Dur. Vallahi billahi deşmedin ama mübarek temel attın yani. Şu mübarek Ramazan ayında bu iki aileyi gerdirmeyelim lütfen ya. Ha? Bak şu güzel hayatımıza, doğal hayatımıza organik yaşayalım ya. Ne gerek var böyle şeylere değil mi ha? Hı? Doğru diyorsun enişte. Aman ne bileyim, aklıma takıldı işte ya. Vallahi at aklına ondan, hadi git. Ya, tamam. Hadi görüşürüz. Vay arkadaş ya. Tam defile üzerindeyken, tam bu kadar servete yaklaşmışken başıma gelen şeylere bak. Hı. Ya hanımlar, ben size derdimi açmaya geldim. Siz bana orlan açtırıyorsunuz. Olsun, olsun. Olur. Olur, hadi olur. Olur. Sen ne derdin varsa paylaşabilirsin bizimle. Biz hepimiz senin anan sayılırız. Konuş oğlum. Ne sıkıntın var ha? Vallahi. Nasıl desem bilmiyorum ama ben bir evlat istiyorum. Evet. Fakat Dudu Tov doğurma yanlısı değil.
Dudu mu? Hah, ha Dudu olsa neyse de Dudu ile şimdiye kadar siz bir takım daha kurardınız diye düşündüm Şako. Kızım o ne biçim laf? Acık usturuplu olur. Şakir, sen bir doktora gitsene oğlum. Manyakladın iyicene. Oo, yok, no, no. Sevta yenge, doktorluk değil. Olay toplumsal. Yani aile meselesi olmamış olsa size açar mıydı hiç? Dudu diyor ki, ben bebeği doğuramam. Korkuyorum diyor. Aa. Ah. Nurcan yenge. Hı. Yoksa sen Dudu'yu dolduruşa mı getirdin? Yok gençliğini yaşa, yok vücudun bozulmasın falan diye, ha? Ay kızlar, kızlar. Hiç benim yapacağım bir şey mi bu? Ben o topa girer miyim? Ya kendi kızıma bile bir şey söylemiyorum ben ayol. Ya aslında benim müthiş bir çözüm önerim var biliyorsunuz mu? Sizler tecrübeli analarsınız. Hatta analıkta bir numarasınız. Adeta kaleci kimin? Ya sizi uzaktan görmüş olsam anakonda zannederim. O kadar anasınız yani. Hani işte diyorum ki Dudu az biraz size gelse, sizden biraz analık bellese. Belki Sevda yengeyi görür, heves eder, karnında bebe. Şako ben de bebe istiyorum, ben de bebe istiyorum diye dolanır. Aslında Dudu anaçtı ama... ...eme siz Meryem'den aldınız, böyle hızın huydu işte değil mi? Anam kız daştı var. Aynen, mükemmel tespit. Tamam o zaman, tamam. Sen git kızı getir. Biz eski haline döndürek. Ah Meryem, ah Meryem. İyi tamam o zaman ya. Ben hemen gideyim de apar topar eşyaları getireyim. Can bir de aşağıda yatsın canım. Nedir yani? İyi hadi. Hadi abileşiniz. Ah güle güle. Ah, bakın. Neredeyse bitti. Bebek için pati. Ya pati değil ya Nurci. Eldiven. Hem el alemin bebesi mi bu? Benim bebeğim. Cinsiyeti belli oldu. Oğlan. Ya. Kız olacak. O kadar uğraştık, emeğimiz var. Ay ya. Oğlan, oğlan. Oğlan, oğlan canım. Ya, aa, ne diyorsunuz ya? Oğlan kız, oğlan kız yapmayın ya. Şimdi benim burada bir hakkım var. Ama istemem. Çünkü adil değil. Büyük büyük dedem zamanında burayı sizin dedenize vermiş. Yıllarca burada siz oturmuşsunuz. E şimdi bir kargaşıklık oldu diye hiç yakışık alır mı? Sizi buradan evinizden dışarı atmak olur mu? Hay ağzın bal yesin senin. Gördünüz mü? Bazı yan dallarda ne güzel meyveler var. Abi herkes Nusrettin gibi açgözlü değil. Şimdi Nusrettin dedim orada dur. Sizin işiniz zor yeğenim. Allah yardımcınız olsun. Şimdi ben sizin için nasıl yardımcı olabileceğim gari? Şimdi biz notere geçelim. Hak iddia etmeyeceğinize dair şunu imzalayalım. Size de biraz para verelim. Hak geçmesin olur mu? Olur. Benim bir 5.000 liraya kadar ihtiyacım var. Verin. Sonra ben size veririm. He, 4.500 olur mu? 5.003'e bölünmüyor da. Ha, o bebin, o kekin çıksın damat ya. Abim ne güzel ikna almış, bir şey demiyor. Niye pazarlığa koşuyorsun acaba? Sen arada ben muhtarım de misal. Atarım ama. Heh, ağzın sabit. Bak ne güzel konuştun. Hadi Halil, pamuk eller cebe yap. Yalnız güzel abim, bu para borç değil. Helali hoş olsun. Anlaşalım. Buyurun. Evet, biz de notere geçelim hemen. Araba şurada, uzun sürmez. Buyurun efendim. Hadi bismillah. Buyurun. Hadi yenge, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bu kas gevşetici. Bunu her gün alma, arada al. Bir de sıcak su koy. Geçmiş olsun. Tamam kardeşim, eyvallah. Ya Sinan sen zahmet etmeseydin ben gelip alırdım. Ne demek? Geçmiş olsun. Sen geri dönmeyecek misin İstanbul'a? Dur bakalım oğlum. Daha yeni geldi arkadaşın. Sinan, gel bakalım otur şöyle. Gel oğlum sen de bari. Madem öyle istiyorsunuz. Bana da beraber oturdunuz. Size bir hikaye anlatayım. Zamanın birinde dünyalar güzeli bir kız varmış. Ama kız dedim öyle sıradan bir kız değil. Hükümdarın baş tacı. Biricik kızıymış. Kızı kim görse tutulur. Aşkından deriye döner, çöllere düşermiş. Aşklar çoğalınca kralın da kulağına gitmiş. O da bakmış kızın yaşı geldi geçiyor.
bir ferman çıkarmış. Kızımın ne kadar talebi varsa, dilesin benden ne diliyorsa, her isteğini yerine getireceğim demiş. Aşıkları almış bir düşünce. Ne istesek, ne dilesek. Kim gelmiş demiş, ben sağlığından başka bir şey dilemem. Öbürü gelmiş demiş, ben güzelliğinden başka bir şey dilemem. O arada biri çıkmış. Prensesimiz beni okuyla bir kere vursun demiş. Kral da şaşırmış sizin gibi. O da çağırtmış bunun huzuruna. Gelmiş. De bakayım bana demiş, sen ne mene böyle bir şey istiyorsun? Oğlan da demiş ki, hükümdarım, herkes okunu hedefe atarken şöyle bir iki defa bakar. Prensesimiz de beni okuyla vuruversin demiş. Bu kadar bana yeter. Anlayacağınız, herkes sevdaya talip olur. Güzelliğin yoluna talip olur ama aşk acısının talibi yoktur. Aşk, o acıyı göğsünde madalya gibi taşıyabilenin harcıdır. Onu taşıyamayacak insan, ben aşık oldum demez. Evet tatlım, sen. Yani Meryem'e bir yatıya gittim. Bütün ayarları bozuldu şekerim. Tude, seni eski haline getireceğiz yavrum. Fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz. Tövbe estağfurullah. Ne olmuş ki bana? Kızım, olan olmuş. Sen şimdi git Canberk abinin odasına yerleş. Canberk abin de salonda yatır. Hadi anneciğim. Anne sonra? Kuşa mı döktüreceğiniz yani bana? Kızım. Taşıma suyla çark dönmez. Biz seni oğlan döktüreceğiz. O ne ya? He. Bebe patiği yapacağım Dudi. Minnaktan bir yaşa kadar. Al bakayım. Haydi. Bak şekerim, ben senin için bir örnek hazırladım burada. Ama sen bu patiği pas geç, tamam mı? Şimdi bunun boyutları birazcık daha minimalize olması lazım. Bu biraz... Büyük oldu galiba. Oldu. Büyük oldu. Ne oluyor? Bir hacı deden, bir annemler ayar veriyor ya. Çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Sağ olun. Kurban olduğum Allah'ım, sizin gibi anlayışlı uzaktan akraba nasip etsin herkese. Amin. Abi, he, 16 kişiye düşürdük ortakları. Ama para suyunu çekiyor. Keşke hacı babam servetimize el koymasaydı. O bizim hatamızdı damat. Ben noterde bekleyeyim. Siz de listeyi eritebildiğiniz kadar eritin. Oy, ağzında bal erisin kardeşim. O Nusrettin denen bindallı uyanmadan elimizde avucumuzda ne varsa dökelim. Allah! Bek! Yeri yam! Yeri! Oğlum nereye yerin ya? Bu yanlı. İyice delirdi ya. Yerin. Kafa gitti. Yandı kafa.
Siz iki tipi kıl öyle gevşek gevşek gezerken beni hacı dedinle ve kapağı attım. Keşke açtığımız çukuru atsaydın. En azından kapanırdı. Çukur kapalı dedik ya. Eşimin beyni olduğum kadar ağzıyım da. Dinlesenize beni. Senin o ağzını süpürgeyle çekerim senin ağzını. Bu ekibin beyni yok. Beynim. Şakir, dedektörü de sokman lazım. Bu benim çeyizim dersin. Ya onu nasıl içeri sokam ya ben acaba? Ya zaten temelli kalmayacağız. Bir bilemedin iki gün. Siz alet edevatları çaldıklarını oraya arkaya gizlice getireceksiniz. Ha, valizi bulduğum yere. Ay aman inşallah dal kardeşlerin şakasına denk gelmeyiz. Yoksa aletlerimiz enselenir. Ya zaten sahurdan sonra kazmak yetmez. Daha çok düşünmek lazım. Daha çok çaba sarf etmek lazım. Ya acaba az biraz altın mı alsak? Hı? Koklatsak biraz. Altın altını çeker ya. Vallahi çok güzel fikir biliyor musun? Ben de ablamın ayağına geliyorum oraya derim. Ben zaten reddedilemez bir açım. Bana her kapı sonuna kadar açık. Tamam. O zaman iş bizde. Rahat. Atın bakayım kaptan pilotunuza. At. İnsan! Seni gergedan, seni bizon, seni küçük ve orta ölçekli baş! Hocam vallahi bilerek oldu. Aman vallahi bilerek oldu hocam. Lütfen beni kovalamayacağım hocam. Şu an sırası değil hocam. Karizma yapacaktım. Allah nasip etmedi hocam. Yapmayın. Şimdi senin karizmana başlarım. Gemirin çabuk! Gemirin! Kovalama! Damat duru ver bakayım. Birazcık duru ver. Selamünaleyküm kardeşim. Ya şu vitrindeki kırmızı elbise. Kaça? 250 lira efendim. El yapımıdır. Ama lakin fakat abi o kız elbisesi. Tam bir kız babasısın damat. Şakadan akanladın. Sar patron. Alıyorum ben bunu. Heyecanlandı. Sanki sütü sizden sağlıyoruz ya. Yok babacığım ya. Yaz yorgunluğu. Öyle bir yorgunluk mu var? Var var. Çok fazla uyumamız lazım Halil Bey babacığım. Ne demişler? Uyusun da büyüsün. Yani şöyle ne dersiniz? Hep birlikte böyle derincesine bir uyuyalım. İftar testi. Şakir, teravih var. Tuti, kızım tatlıya abanma ya. Ben sana meyve emrükleme dersi vereceğim. O ne kadar? Cacık öğretim gibi. Siz kendi işlerinize bakın bakan. Öyle kadınların işle işine karışma. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor işler? Nasıl olsun annem, hızlı ve öfkesiz sabırla yürütüyoruz. Aşkım sen de hiç bizi otel hakkındaki gelişmelerden haberdar etmiyorsun. Baba bir şey soracağım. Bu otelde jacuzzi sistemleri olacak mı? Çünkü ona göre ben Kütahya'dan getirteceğim. Orada ucuza varmış. Araştıralım oğlum. Sen bir liste hazırla. Mustafa Ali. Bu tapu neyin bir sorun yok değil mi? Tapuyu da yok oğlum. Hani geçen sefer baktıramadıydın. Onda bir sorun yok değil mi? O dikkat edin diyor. Halt. Olur. Ediyoruz baba. Etmez olur muyuz? Gazıp içinden de baktırdık. Yetmezse
uzaktan dürbünle baktıracağız. Tabii. Gerekirse Sinan'ı da çağıracağım. Kulağıyla bir dinlesin ne olur ne olmaz. O da yitmezse çıkıp uzaydan baktıracağız. Emme bunca yıllık tecrübe dayanarak konuşuyorum. Arazi var ya arazi. Adeta turp turp. Hey, hey oğlum. İyi. İyi, iyi. Bayağı iyi. Allah iyilik görsün. Allah kabul etsin. Amin. Afiyet olsun. Bence iftarla sahur arasına bir öğün daha eklenebilir. Aman oğlum. Dikkat et. Sen oraya sıkışma. Sadık sen az yedin ya. Dünyanın yörüngesi, dengesi işte. Değil mi, değil mi? Dünyanın bütçe dengesi. İyi, tövbeler olsun. Çadır tiyatrosunu da seyrettik. De tamam, orucumuzu da açtık. De sen de bakalım, gönüllerimizi aç Sadık Efendi. Ha? Yaren nerede? Şş. Ya bu arada Canberk de Sinan'ın hali perişan. Ne yapacağım be yeğenim? Sevda bu. İki gönüllü de peşine takar. Sonradan ikisini de bir bakmışsın ıska geçer. Ne güzel söyledin ha. Hadi hadi. Koş. Hadi efendim. Son ki üç dört. Son ki üç hadi. Dört. Son ki üç dört. Hadi aslan olun benim. Amma bak. Amma yavaşsın maşallah. Ya. Maşallah. Getir bakayım ha. Keşke biraz az yesen ha. Şşş. Sahurda ne yiyeceksin ha? Bütün börekleri mi? Badegül. Artık abine de eşlik edersin yani. Değil mi? Vay. Hadi bakalım. Bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi. Aman aranıyorum, yitirdim yârimi. Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma. Hallarımı söyleyeyim. Halim. Sana bana ölüm var.
yansın, anam yansın derdime. Gönlüne sağlık paşam. Ağzına sağlık abi. Eyvallah. Damat yavaş ya, ikiye ayrılacaksın. Zaten senin damat da burada, edeceğiniz üç. Abi, yorgun görünerek sanki yerimizi belli ediyoruz. Halil, kaç kişi erittik? 13 kişi kaldı abi listede. Ama cebimizdeki parayı iyi kullanmalıyız. Damat, zaten cebimiz dipli kuyu. Dibe yakınız, çok yakın. Aradığımız adamlar burada. Seyfo, yarın pazara gideceğim, para alam. Evet aşkım, derin bir nefes alıyoruz ve ellerimizi ceplerimize koyuyoruz. Yarın ben de pazara gidiyorum. muhtarın eli tutulmaz zaten. Ya, ne böyle? Sanki biz size para verdik de üstünü uzatıyorsunuz bize. Mumu, kredi kartı falan uzatacaktın herhalde. Yarın gideceğimiz yer pazar. İdare edemez misiniz? Abi, hı? Yengem hamile. Azıcık daha çıkın. Çık, 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 çık. Ağzınız çıksın. Ne oluyor size ya? Ne oluyor ya Allah aşkına yani? Bu Ramazan'ın bereketi sizin üstünüze değmedi mi acaba? Haydi bakayım. Abi, mevcut birikimlerimiz yetmeyebilir, haber vereyim. Ben demin o haberi vermiştim abi ya, ama ayakta yakalandık. Odada olsak uyuma numarası yapardım ben. Neyse, dikilmeyelim ya. İliğimiz, kemiğimiz daha fazla emüklenmeden gidip yatalım. Yarın çok koşturmamız var. Hadi. Hayırlı geceler. Allah. Yok, olmadı. Bir daha deneyelim. Nereye gidiyor ya? Ha, hadi. Rastgele çukur kazak. Define mi olur ya? He? Çukuru kazdık, fos çıktı. Bari benim dedektörü gömelim, ölü yatırım. Ercan ettin, öttü diyorum. Ama sen daha çok ötüyorsun. Keşke ortağın farklı olmuş olsaydı da bulunduğun yeri gazmalasaydı. Çok fazla öttüğün için yani. Efesi düştü. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sadık Kahya bizi falakan yatırın. Kaldıralım şunu. Bir şey yok ya. Bir bakalım dedim. Yok bir şey gençler. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu evde gömük olduğundan şüpheliyim. Ya dedik. Eski yapı dedik. Ya siz ne kadar dırdırdaldınız, ne kadar çemkirdiniz ya. Sanki böyle genç elti misiniz siz? Ercanettin, sen hemen Efesu'yu al, yüzeycini götür, pakla. Aldığın yere götür, koy, teslim et. Ben de hemen şu çokoru kapatayım, bu olayı bitireyim. Çabuk hadi. Tamam, ama yarın yine keşif yapalım burada. Ya yaparız. Al şunu götür, gözünü seveyim. Al şunu al, götür. Ya bunu nasıl kaldırayım ya? Bana bir tane el arabası lazım. Abi sen ne diyorsun? Allah'ını seversen. Allah'ın adını verdim sana ya. Hava ağıracak neredeyse, insanlar uyanacak. Al götür şunu ya. Ben düştüm. Vallahi beni delirttin, manyaklaştırdın artık benim ya. Al getir şunu. Çekinme Allah'a sen ya. Emikle emikle, ben şuradan şarjımı alacağım ya. Ah. Ah, Seyfo. Ay, bu ne, bağ mı aldın? Ya Seyfo. Daha baktırmadım, biliyorsun değil mi? Biliyorum tertip. Allah var, iki tane oğlumdan da çok memnunum. Daha bir gün olsun,
Beni üzmediler, yüzümü, başımı yere eğdirmediler. Emme, bak gönlüm bu sefer kızcağızdan yana. Bir tane kızım olsun. Vallahi böyle bıcır bıcır peşinde dalansın istiyorum. Şişt, babayla rüyalarıma giriyor ki. Ya. Sevdam gebe kaldığından beri rüyamda hep bir kızcağız görüyorum. Evimizin bahçesinde bir çiçek gibi elbisesiyle oynuyor. Ben mandıradan yorgun gelince koşup öyle bir sarılıyor. Yanağını yanağıma bastırıyor ki ciğerlerim full enerji doluyor. O an diyorum ki dünyayı kucaklayıp kenara koyarım. Sonra kızcağımıza bakıyoruz. Gözlerimiz parlıyor. İnşallah Seyfam emme. Ya baktırtmadım. İki oğlanda da baktırmadım. Bunda da baktırmayacağım. Allah gönlümüze göre versin. He. Ha gönlüm kızdan yana emme. Allah hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir evlat nasip eylesin. Kız canı içinde olsun da ne olursa olsun. Ya Seyfam. Ay bu çok güzelmiş. Ben bunu deneyeceğim kızlar. E kabin yok mu? Kabin nerede? Kabin yerini gösterir misiniz hanımefendi? Nurcan, dur kızım. Kabin azabı oldun kadına. Ay pazar yerinde kabin ne alakası var Allah aşkına yenge? E denemeden nasıl alacağım şekeri? Hatice anne, sana bir şey sormam lazım. Nasıl soracağım bilmiyorum ama sormam lazım. Şey, Meryem teyzem evlatlık mı? Hı? Aa, o da nereden çıktı şimdi? Badigül, ay yoksa sana da mı kötü davranıyor? Bak ne diyeceğim, istersen sen gel bizde kal. Biz Dudu'nun ayarlarını çeviriyoruz. E seninkini de şöyle bir çeviririz hop diye. Kızım sen nereden duydun bunu? Ercan enişte, Halil enişteme söylerken duydum. Aman, onların ikisi de iç güvey. Yarım yarım hiç güvey. Ne konuştukları belli mi onlar? Anne. Şşş, hop. Ne oluyor burada ya? Ha? Hayırdır? Almışsınız yeğenimi ortanıza, çapraz sorgu yapıyorsunuz. Ha? Merak etme, destek geldi gülüm. Ay ne alakası var ya? Gelinimizle ayaküstü sohbet edemeyecek miyiz Meryem? Hı? Edemeyeceğiniz. Siz sohbet etmiyorsunuz. Pilav üstü döner yapmışsınız. Kızın suratı sapsarı. Allah Allah. Hadi yürü, dükkana gidiyoruz biz. Hadi. Hadi. Ay anne neler oluyor? Vallahi şaşkolaza döndüm ben şimdi. Aman bari Ramazan konuşman değil mi? Yok susmuyorlar. Konuşuyorlar. Ondan sonra da yanlış anlaşılıyor işte. Hadi kızım sen de fistan mı alacaksın, yaşmak mı alacaksın? Niye alacaksan al da gidelim bari hadi. Anneciğim gerçekten doğruyu söyler misiniz? Nasıl bu? Çok güzel. Tamam işte. Onu ama... olsana. Ya kabin ya bir de nerede deneyeceğim ben bunu? Bebetto, o patika sana büyük olmasın. Şakir ne olur uğraşma benimle. Zaten sinirlerim tepemde. Dedem kızdı geçen gün. Bir de annemler çağırdı kızdı. Hep Meryem ablada kaldık diye. Ben sana dedim orada kalmayalım diye. Aa, ama aşkısı yani bunu daha önceden de konuştuyduk seninle. İş için kalıyoruz burada. Hayır yarın öbür gün ben Süper Lig'e çıktığım zaman o zaman ne yapacaksın acaba? Ha? Yanımda deplasmana gideceğiz kalacaksın orada. Vay efendim ben Gaziantep'te kalmam mı diyeceksin? Bunu da öyle düşün. Hani Meryem dayıya öyle anla. Şanlı Meryem kimin canım? Ya Şakir. Şu bizim tarlanın şu yanına öyle bir çukur açmışlar. Çimler düzelmiş filan. Sen bir şey gördün mü? Yok Hacı dedim ben... ben takıma ikman yaptırıyordum orada. Baktım yer iyi. Dar değil mi oğlum ona? He? Şey dar, dar işte ya. Dar alan ya. Pres yaptırdım, önde baskı. Aralara girdim. Yani o yüzden biraz çimensiyi köseledik ama bebeksi bir yüzey oldu. İyi, iyi. Aferin. Hacı dedim. Ya istiyorsan şey... tarla neyin sürülecekse takımı çağırırım, koşturam. Sağ ol oğlum, sağ ol. Şakir,
Sen ne ara dedemin gözüne bu kadar girdin acaba? Bak kızım, biz bu köyün önde gelenleriyiz. İleri gelen insanlarız. Ha, bakma ben veli köylerini dolaşıyorum ama yani... amcamın, emmi oğlumun oğlu diye dolaşıyorum. Yoksa benim işim olmaz. Ha, benim arkadaş grubu, ahbap, kankiler, dayılar belli. Hacı dede, Meryem dayı, Coşkun dayı, köyün bütün dayıları benim akranım olur aslında. Kafa olarak yani. Neyse hadi ben kaçar. Sen de kaç canım. Gündüz vakti öyle evde durma. Ah vallahi ne güzeli. Sas kimin Mehmet oluk. Hadi hadi geçiniz hadi. Ahmet ne yapıyorsun? Oruçsun ya. Ha vallahi 61 günden yırttım abi ya. Sen güzel unutmuştum. Ha o bana ikramdı. Niye araya giriyorsunuz ki? Allah'ım paramız bitti ya. Üstüne soğuk su içelim hesabı yapıyor. Öldük bittik ya. Kaç kişi kaldı damat? 11 kişi kaldı ama para bitti abi. Abi iyi gidiyorduk ya, ne yapacağız? Abi senin altınlar duruyor mu? Canberk için bize fırlattıkları. Hepsi durmuyor. Velinin hakkı onun hukuku derken bayağı bitti, eridi. Ama iş görür. Beni bakın. Bence hanımlardaki altınları alalım hepimiz. Olmaz abi, duyarlar. Duysunlar. Allah Allah. Hanımlar da duysun ya. Şimdi onlar duymasın diye dombalak açarsak iyice topaklanırız. Kirpi kervanı gibi ya. Hadi aklım. Akla. Cevdetin abi. Ya vakti işte. Siz profesyonel aşıksınız. Daha sıcağı sıcağını terk edildiniz. Bana bir yol gösterin ya. Sen terk edilmek mi istiyorsun? Yok ya. Ben tuttum direk evlenirim. Basarım nikah çift taraflı. Çok hızlıyımdır. Yıldız beni bir he desin, gerisi tamam. Ben terk etme görük olay mı ya? Bir dolu evrak işi. Tamam da bizi niye darlıyorsun be kardeşim? Ya ben Yıldız'ı bir hediye veren diyorum da... galiba onu sevdim pek anlamadı. Vallahi civar köydeki herkes anladı. Hatta sağlık ocağına gelen çocukları annesi babası ağlamasın diye... bildiğin seni anlatıyorlar. Allah Allah. Vallahi mi ya? Tamam işte. Niye alem yengenize? Ne bileyim ya, böyle kalpli maddi bir şeyler alıştı. Ha, ha kalp var. Sakatat. Ha, olmaz. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. Bizim Efe'yi gördünüz mü? Sabah kalktı, dolandı ortalıklarda, şimdi piyasada yok. İnsaf, Efe idmana geldi mi? Yoo, Şakir Hoca da gelmiyor ki zaten. Şakir bizde kalıyor Sadık abi. Geçenlerde de Meryem abla da kalıyordu. Bunlar büyük bir dümen çeviriyor ama ben o dümeni sırtlarımla kırar mıyım, kırmaz mıyım görürüz bakalım. Neyse, görüşürüz beyler. Hop çüğü, son çüğü, üç çüğü. Koş, 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 koş. Dön, 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 koş. Son ki, son ki. Şakir, gel, gel. Bence evin etrafını kazalım. Ev eskiyse etrafı da eskidir. Hem kazdığımız çukuru kapatmak zorunda kalmayız. Çalışma var der, yırtarız. Ya evde altın olduğuna dair elimizdeki tek bilgi... Efesu'nun boş boş sallamaları. Ah, benim şahsen umudum cıvıdı. Tükeniyor, adeta akıyor gidiyor. Aşk olsun, kaynağım sağlam. Zaten de ailesi milyonlarca hasılatı nasıl yapıyor? Bunu sormak gerek. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Benim de canım şu anda kanat istedi. Ben hayatımda bu kadar efor sarf ettiğim bir şey hatırlamıyorum ya. Boşuna mı yani? Ben evin etrafını tarayayım. Eğer dışındaysa öter. Zaten öterse münasip bir zamanda evin duvarına kamyondan girerim. Tamam mı? Sonra da bahanesiyle telafi etmek için böyle gazık yapıyor dedik. Ondan sonra gömük ararık. Ha. Eğer orada altın çıkmazsa, eğer o tetaktör ötmezse... vallahi seni tetaktöre bindirir, köy meydanında gezdiririm ben, ona göre haberin olsun. Sürelim, bende üfürük olmaz. Gör, gör. Ah, inanamıyorum. Yani şimdi siz onları para ödeyip rızalarını almazsanız bu ev gidiyor, öyle mi bu mu? Aynen öyle canımın içi. İki gündür koşuşturmaktan canımız çıktı ama az kaldı. Baba ocağımızın doğup büyüyüp doyduğumuz bu evin elimizden kayıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Hanımla sizden isteğimiz tüm birikimleriniz. Ha, rızanız olmazsa hiçbir şey yapamayız. Ama biz mecburiyetten dilimizle göz kapağımızı düzleyip koşturuyoruz. Allah var. Ha, koşturmaya da devam edeceğiz. Asla yarı yolda bırakmayacağız bu mücadelemizi. Açık net. Al Seyfa. Al.
Hepsini affet. Yeter ki evimiz elden gitmesin. Yeter ki bilezikleri, gerdanlığı, paraları, her şeyi al. Alın. Alın, babamın haberi olmadan da hallediverin. Ha? Zaten ondan sonra büyük mükafatlandırılacağız. Kral olacağız, kral. Damat tacın çıksın. Ne krallığı Allah aşkına ya. İşin sonunda oturacaksın oturduğun yerde. En büyük krallık zaten burası Halil. Yok. Hadi yola devam edersiniz. Alın, hemen halledin. Hadi çap. Hadi. Ya dur. Çap değil. Düz gidin ha. Aman ha, düz. Poşet vereyim mi? Dökülmez. Aman dikkat et. Dedim size, bunlar her hafta bir gaz altın çıkarıyor. İyi yere dükkan açmışlar vallahi. Vallahi billahi inanılır gibi değil, biliyor musun? Velet oldukça haklı çıktı. Bayaksı Servet. Ah, bir saniye. Uzun zamandır Servet görmemiştim. Şu anda inanılmaz bir şekilde duygulandım. Çok heybeli be. Ya oğlum, altınları saymadılar bile. Demek ki bunlar altınları kantar atıp öyle balık gibi satıyorlar. Ama bu kadar servet inekten tapandan olmaz. Demek ki önceden İstanbul'daki fabrikasını kurmuşlar Mustafa ile amcanın. Neler dönmüş neler. Keşke var ya, Meryem de Hacı babanın yakını çıksa ya. Sen ne diyorsun ya? Müthiş saçmaladın şu an Ecevettin. Yapma, Allah'ını seversin ya. Eğer Mehdi dayı senin şu söylediğini duymuş olsa şu anda seni böyle süzüp ekmeğine sürerdi. Ben sana diyeyim. Allah'ını seversin. Gözünü seveyim, özel hayatında saçmalamaktan vazgeç. Yemini alıkoydurtma. Sen bize lazımsın Ecevettin. Mesaimiz var. Doğru söylüyorsun. İlk defa seni kutluyorum Şakir. O zaman evi güzelce bir tarıyoruz. Bir sandıkta altın bulduk mu? Yeni karavan alacağım kendi ve o karavanla da Halil Bey'in borcunu ödemek istiyorum. Of Allah'ım of. Bana bakın. Heh. Önce çarşıdaki bizim kuyumcuya uğrayalım. Belki iyi fiyat verir ya. Evet abi, oraya gidelim. Hadi. Al abi. Ver sen bana. Ya yavaş be Kerimoğlu ya. Allah Allah, herkes top patladı sanacak. Ya oruç kırdıracaksın insanlara. Hadi bakalım selametle. La niye konuşmuyorsun? Ay tövbeler olsun, oruç tutunca konuşmuyor bu. Dale! Ya hanımım, bu benim düve. Senin Ercan Efendi. Abi de bu Şakir, aynı anda piyasada yoklar. Aman onlar idmana gitmiştir, boş ver. Hem üstelik böyle iyice terlesin Ercan, iyice bir yorulsun. O zaman az konuşuyor, biliyor musun? Teyze, biz de eve gidip eski fotoğraflara mı baksak acaba? Allah Allah, o nereden çıktı ki? Hayırdır? Hiç, bendekilerle karşılaştırayım diyorum. Hani böyle eksik falan varsa çıkarttırayım ha? Ha, öyleli yani. O zaman yıldız kızım, ortalığı topla sen. Sadık, sen de kapıları kapatırsın artık. Hadi bakalım o zaman, bize erken paydos. Hadi bakalım, düşünümü. Tövbeler olsun, nereden aklına geldi kız senin öyle şeyler ha? Deli. Ule. Eğer sizi definecilik işi üzerinde yakalayır, yaktım haritanızı. Hayırdır kaptan? Takımın nerede? Anam, takım yok. Sürüyü kaybedersem Şakir Hoca beni öldürüyor ya. Allah razı olsun Yıldız Hanım. Bir de bu çıktı başımıza. Allah sonumuzu hayretsin. Damat, ne yapıyorsun ya? Ramazan sokak ortasında para sayıyorsun. Ayıp değil mi? Koy şunları. Abi yemiyorum ki, sayıyorum. Dert sahibi ne bilsin senin de dertli olduğunu? Sakla şunları, arabada sayarsın. Kaç kişi kaldı kardeşim? Abi son altınları bozdurduk ve 5 kişi kaldı. İnşallah son 5 kişiye yeter bu para. Gitmezse bir iki denede büyük baş okuturum. Nedir yani ya? Babamın huzurundan kıymetli mi? Olur mu öyle şey ya? Canberk'e söylerim, hemen turuncuyu satarız. Ha, kefil olursanız ben de kredi çekerim. Aman ne büyük fedakarlık. Az daha gayret etsen biz iç güveye çıkacağız. Abi elimden gelen budur ya. Ama adın Hıdır değil.
Motoru satarım deseydin abimden bu kadar laf yemeyecektik damat. Motoru satamam abi, kimse almaz. Yağ damlatıyor motor. Motorun yağını çıkarıyor vermemek için. Allah seni bildiğin gibi yaptı. Yenge, ağzını kapat. Yem atıyorsun. Hoppa tekini. Ercan mi demiş şimdi üveydeyi? Ay şekerim, Ercan dememiş. Ercan'dan duymuş. Gel, bili 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 gel. Pıs pıs pıs. Pıs. Gel, 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 gel. Küçük küçük küçük. Ay, ah. Ercan! Ercan, bu elindeki ne acaba? Bu, müzik dinliyorum. Buradan kulağıma müzik geliyor benim böyle cıstak cıstak. Oh. Ercan çıkar şunları, çıkart. Bana bak, şimdi soracağım sorulara doğru cevap vereceksin. Anlaşıldı mı? Kusura bakmayın, Ramazan'da soru almıyorum. Neden Badegül'e Meryem üveymiş dedin, ha? Badegül'e demedim ki, Halil Bey'e dedim. Hı? Yani derken yanlış anladı. O değil de siz niye bu kadar çok irdeliyorsunuz onu anlamadım. Ay merak ediyoruz. Hı. Meryem teknik olarak benim dilinim oluyor. Yani ortada bir yengilik durumu var yani. Benim de direkt dinirim. Yani benim de ikisinden de biraz. Bak Ercan, gel buraya. Gerçeği birinci dereceden tek akraban olan ablanı anlatacaksın. Yoksa yediğin ilk hafta yanında olmam. Ne de olsa yiyeceksin. İyi düşün kardeş. Tamam. Düşüneyim. Düşündüm. Ercan! Ercan! Kaçmayı düşünmüş ya. Biz hiç düşünemedik. Yani şömine olmayan yerde bacı olmaz mı şekerim? Bu işte bir iş var. Nasıl olsa çözeceğiz. Bakalım ne olacak? Kızlar, o değil de bizim adamla ne yaptı acaba? Gel, bili 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 bili. Gel kızım, gel. Gel bili 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 bili. Gulu 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 gulu. Ya arkadaşlar, neden olumsuz kafa yapıyorsunuz ya? Boyun fıtığı mı var? Biz veremeyiz. Nusret'in vermeyin dedi. Duydu mu bıyığı düşesice? Ya arkadaşlar, sizin göbeğiniz Nusret'inle beraber mi kesildi? Evet, biz beş en bir çocuğu Nusret'in ne değilse onu yapacağız. Onunla konuşun. Ya dur. İstihale değil mi? Abi ne yapıyorsun? Kanunen bunu yapamazsın. Ya ne güzel tıkır tıkır gidiyorduk. Nusrettin'e tosladık ya. Elimizdeki son parayla o yan dalı ikna etmeye çalışacağız. Yapacak başka bir şey yok. Mustafa Ali, sakin ol oğlum. Taktik değiştiriyoruz. Çalılık olmadı. Dallıktan yürüyeceğiz artık. Anam! Boğuş çıkmasın abi. Ben muhtarım. Karşı damat belediye başkanı. Bu olay bürokratik bir savaşa dönüşmesin. Adamlar evimize göz koyuyor, evimize. Gözlerinin üstüne bir tane koymayalım mı? Şşş, Mustafa Ali, Mustafa Ali. Ben de senin, ben de. Sakin, sakin oğlum ya. Şimdi seninle bir anahtar yapacağız. Konuşurken sinirlendiğinde ben elimi göstereceğim. Sen elimi görünce la havle çekeceksin, sakinleşeceksin. Bu kadar. Anladım, tamam abi. Elini görünce la havle çekeceğim. Beşikte çakayım mı? Rahatlayacaksın, çak. Hadi. Teyze. Hı. Senin hiç bebeklik fotoğrafın yok. Benim bebeklik kıza sürdü. Hemen usta birliğine geçtim ben, ondandır. Kız ne oldu? Yüzünde bir şey mi var? Ha? Yüzüm mü atmış? İlrimen mi düşmüş? Ne olmuş? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi var? Gözüme bir şey mi açmış? Ha? Ne? Ay tövbeler olsun. Hayırdır? Ne oldu? Seni çok seviyorum teyze. Kız ben de seni seviyorum ya. Ay! Ay, ben de seni çok seviyorum. Geç otur bakalım. Sen var ya, bu hayatta benim tek varlığımsın. Kız sen de öyle, Allah Allah. Sen de benim tek varlığımsın. Allah, nereden çıktı? Kız anlatacaksın ha. Neyse, sen o zaman al bu fotoğrafları eve götür. Orada bakarsın eksik kedik varsa böyle karşılaştırırsın falan. Ha? Selamünaleyküm Meryem abla. Hey, aleykümselam. De hadi. Hadi Badegül'üm. Gideyim. Sonra hallederiz. İyi, peki. Hadi bakalım. Hadi. Ay, gülüm. De hadi bakalım. De hadi.
Adegül. Hayırdır, ne oldu? Yavrum, konuşsana. Halim. Meryem teyze üvey galiba. Yani ben baktım, hiç bebeklik fotoğrafı yok. Türk filmi mi izlediniz öncesinde? Yoksa yok. Benim de ortaokul fotoğrafım yok mesela. İnşallah ben o arada değiştirilmemişimdir. Dalga geçme Halim ya. Ercan eniştemden duydum. Ya bırak Allah aşkına. Senin o Ercan enişten dünya zevzeklik olimpiyatlarına katılsa altın madalya kazanır. Sonra da o altın madalyayla ne yapar biliyor musun? O altın madalyayı bir güzel bozdurur, harcar yer. Değil midir yani? Değildir. Hem olsa ne olacak? Kan bağından daha kuvvetli gönül bağı yok mu? Anlaştık. Hadi gel. Arkadaşlar ben içeri giremem. Ablamla yine ters düştük. Genellikle ilk kere ters düşünce düzeliyordu ama bu sefer olmadı ya. Zar yuvarlak adeta. Canettin, ben zaten içerideyim. Sen ne yapacaksın o zaman? Efe Feridin ne işe yarıyor? Ben tartışma konusu değilim. Beynim ben, beyin. Ah, nalet olsun, nalet, nalet. Bu nasıl bir hata bu? Bu nasıl bir hata bu ki? Ben sizi bu takıma aldım, bu ekibe soktum sizi ya. Tamam, ben içeri girer çaktırmadan bakarım ya. Ben anlamıyorum ki. Gerçekten nasıl bir ekip bu? En çok performansı ben sevgiliyorum ama ekibin geri kalansı hazır yiyici. Nalet olsun. Haşret'e gir. Ay kaldır, kaldır Haşret'e. Çok, çok. Kaldır, 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 çaktırma. Haşret'e. Aa, Şakir. Ne yapıyorsun sen burada böyle ya? Takım orada koşturuyor. Sen burada kendine başka takım kurmuşsun. Dudu Top, bunlar nasıl konuşmalar? Biz bu köyün önde gelenleri, önemli şahsiyetleriyiz Hacı dedemle. Bak Hacı dedem kızar sonra. Değil mi Hacı dede? Oğlum, arkadaşlarınla her zaman buluşursun. Sen niye işinin başında değilsin? Evet, biz de diyoruz. Bu nasıl hocalık ya? Vallahi takım var ya, kafası kesilmiş tavuk gibi dolaşıyor. Muğla'yı koşarak terk etseler haberi olmayacak. Sus! Çabuk sahaya! Ne biçim oyuncusun sen? Hop ki, son çü! Yürü git, yürü git! Ya bunlar mergen yoksa ben mi ya? İnsanlar gözü şaşar vallahi. Hadi haberleşiriz Haşlı'da. Haberleşiriz, şey yaparız. Senin senden uzun İstanbul'a gitmiş ama iflas edip geri dönmüş kardeşin yok mu? Yan dalları oğlum işte. Yan sanayi. Olduğu kadar. Oturam da konuşam. Eğer gelip bizi kandırmaya çalışacak biri yoksa. Ulan sen... La havle. Oturun. Gelin. İndi uzaktan arkadaşlar. Biz 20 ortağın 15'ini erittik. Taş değil, insanoğluymuş hepsi. Kolay eridiler. İndi. Sizin de kaynama noktanızı bilirsek eridelim, anlaşalım derim. Arkadaş, teklifiniz ne diye? 80 bin veririz. 80 bin iyi para bu yoklukta. İşi bağlayalım. Beni geldiğinize göre epey çaresiz kalıvermişsiniz. O yüzden bizim belirlediğimiz fiyatlardan konuşalım. Biz 4 milyon lira diyoruz. La havle ve la kuvvet. Tamam o zaman. 5 olsun madem. Seyfettin ağa de şöyle istiyordu. Bir dakika. Ben bir şey demedim. Bu 5 değil ki. Ben muhasebeciyim. Kesin 5 o. Ne yapıyorsun? Daha yapma. Abi hakikaten indir şu eli ya. Bu nedir ya? Ya bu pazarlık eli değil. Bu el sayılmaz. Ya sayılmaz bu el. Bu el dur ve la havle çek eli bu. La havle. Emmi 5 istiyoruz o zaman. Yoksa o son kalan 5 kişi bir de ben imza atamam. Arkadaşlar. Yürü lan damat. Ben.
Ay 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 ay. Çok iyi becerdin. Çok iyi becerdin. Efendim gı? Maşallah. Aferin benim kızıma be. Vallahi çok güzel. Şimdi ne yapacak? Şimdi internete gir. Yeni doğmuş bir bebek için alışveriş yap. Bakalım hepsini alabilecek misin göreceğiz. Aa, o niye o? Sevda yenge mi bebeği için mi şimdi de? He, haydi bakalım. Haydi. Al kızım, al. Al bunu da al. Ne buluyorsan al. Hadi anneciğim, haydi, hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Diz git, diz. Bire bakın, Badegül'ün olayını sakın deşme. Tamam. Erçin dillendirdin mi? Demen. Ercan'a sorduk, demen. Abo, niye sordunuz ki? Tamam. Merak ettik anne, tamam. Size ne oluyor acaba? Siz neden merak ediyorsunuz? Tamam. Hasmımız olduğu kadar yakınımız çünkü anneciğim. Zaten Erçin bir şey demeden kaçtı gitti. Hı. Olayı kapıyorum kapı. Tamam. Beni bakın. Sakın kimseye bir şey söylemek yok. Vallahi hacım çok güzel. Çok güzel, çok. Babam evdeki durumları duyarsa vallahi buna çok üzülür. De zaten üzülüyormuş ya. Kızlar kızlar bir şey söyleyeceğim. Bence biz bu olayı gizlice araştıralım. Çünkü ucu bize dokunabilir. Eğer doğru değilse de Ercan'ı harpalar. Ha, doğruysa Badegül eşeğini değil demektir yani. Kız. Erkek. Ya hiçbir şey yapmayayım ya. Böyle heykel gibi duram yani değil mi? Ultrasını çekip durmayın ya. Elde avuçta yok ki. 5 milyonu veremeyiz. Mümkün değil, çıkaramayız. Ne çıkaramıyoruz? La ilahe illallah. Satacağım araziyi olacak. Açık ve sert. Hayır, asla, kata, imkansız, olamaz. Sen zaten mal paylaşımında elinden gelen fedakarlığı yaptın abi. Sıra bizde. Bizde mi? 5 milyonumuz yok ki abi. Mümkün değil, çıkmaz. Muhtarlığı satsam yine çıkmaz. Otel arazi. Delirdi ya. Ya kardeşim, oraya otel dikersen para eder. Dikmezsen çam bile dikilmez. Çorak sapak bir yer ya. Etse 100 bin falan eder o kadar. Hayır ya, öyle değil. Babam ne dedi? Projenize inanırsan parayı veririm dedi. İnandırayım, alayım parayı, verelim bunlara, kurtaralım evi ya. Anam! Abi, o para bizim sigortamız, geleceğimizin teminatı. Halil, sen geleceğinin teminatıyla batık kulüp aldın, batık. Bu nasıl bir ileri görüşlülüktür maşallah ya. Damat ağzın çeksin. Çeksin ki küçük konuş ya. Yalnız ben ne diyorum ya, damat haklı ya. O para bizim her şeyimiz lan. Nasıl her şeyimiz ya? Babam zaten o parayı bize havadan verdi. Gene babam için harcayacağız işte. Bu kadar kebap evlatlık ağır gelir bana. İtiraz kabul etmiyorum. O parayı alacağız. Babam da yadigar evinde huzurla oturacak. Hadi ya. Daha eve gidip otel konusunda babamı ikna edeceğim. Yerim. Beyaz yakamız da Ali yakayı kararttı oğlum. Allah sonumuzu hayır eyle. Son çü, üç çü. Devam, devam. Gelme, açma, gelme, açma, gelme, açma. Nasrin, Süreyya, boşluk bırakma lan. Devam. Bence gündüz yatalım, gece çalışalım. Orucu da uykuya tutturacaksın değil mi? Ya yok oğlum ya. Bu zaten tutmuyor ki. Belki de bize tutturuyor. He? Şakir Hoca'ya uydum diyerekten arkamızdan sevapları toplayacak belki de. Saçmalama be adam. Öyle bir şey yok. Defineyi iç ettiğime dair algılar yaratma sakın. Algıları kapatın, babam geliyor. Bir şey yapmayın, fazla şey yapmayın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beyler, sizi yine çukurlardan mı toplayacağız acaba? Aa, ama sana aşk olsun Sadık Mösyö. Ya gençken hepimiz böyle bir battık. Ama çıkışımız yaza damgasını vurdu. Yeryüzündeyik, ayakta ayık. Ben anlamam Şakir Efendi. Ben bebeğimi alayım da siz gazmanızı, küreğinizi sallamaya devam edin. Yürü Efe. Eyvah eyvah. Sadık Kaya yeşillendi. Neyse, ben de Mericiye'ne gideyim de yeşil yeşil gözükeyim ona. Akşam da dal malikanesine akarım. Sen de defineceğin grubu kur, haberleşiriz oradan.
Devam. Anlat bakalım Mustafa, ne? Bekret bunu. Babacığım, otel konusunda ilerleme kaydettim de yakında anlatacağım sana. Sermaye girişi gerekebilir. Oh be. Vallahi el ele verdik mi uçururuz oraya. Ama Mumu, biz pek bir hareket göremedik ki şekerim. He yenge, siz evdesiniz. Mustafa Ali sahada. Hareketini de bereketini de sahaya yansıttı. Açık ve içti. O kadar dua ettiydim. Tuttu demek ki. He. Biz de böyle boş duracağımıza çalışırız otelde, ha? Ha, bence de çalışın Sevda. Ağzınız durmayıyorsa. Ay, yemek falan yapalım. Spor salonları bende. Deplasmana gelen takımlar da orada kalır, he? Gizli kamerayla tiktaklarını izledik. Sen böyle böyle kendini gözden düşür Şakir. Aferin sana. Ben de otele muhtar olacağım. Ne yapacaksın? He? Havlu yerine milleti ikametgahla mı kurulayacağım? Yalnız daha tam olarak net değil. Fazla şey yapmayın. Plan yapmayın yani. Kariyer planı olur, kısa vadeli planlar olur. Daha çok bu tür planlara ağırlık verin. Oldu. Olsun oğlum. Bismillah çekmişsin, karı gerisi gelir. Gözlemesiz, ayransız. Be, yok ben ürünlerimizi satmak yok ediyorum. Ya oraya koyacağım. Çiğnem koyacağım. Yok lan zumba. Dur lan ya. Ama gel oğlum, gel oğlum. Yavaş şu kuyruğu da açalım. Ben ya. Allah! Mangal kanat! Kanat görünce var ya, hep uçasım gelir ha. Zaten senin bu aralar hep bir düşesin var. Uçan düşe. O ne? Ne? Zeynep teyze, bu senin zar. Ha evet ya. Sabah Badegül'le fotoğraflara bakıyorduk da. Ondan sonra cıma düştü herhalde, uçtu zar ha. Vallahi. Sağ ol. Bir saniye, bir saniye. Badegül neden bakmak istedi ki fotoğraflara ha? Hı? Allah Allah. Ercan'cığım, Ramazan aktivitesi biliyor musun? Ha? Böyle Ramazan'da biz böyle bakıyoruz. Sen ablan Nurcan'la hiç böyle aktiviteleriniz yok mu? Yok, biz sevmez böyle aktiviteler. Mesela nerede fotoğraflar? Ne mesela? Ne? Sana ne lazım Ercan Efendi? Allah Allah. Tutturdu bebeklik fotoğrafların yok, fotoğrafların yok diye. İşte öyle. Şş, Sadık. Ciğerde koydun değil mi? Var ciğer yanma ha? Aman biberi, zaten yeterince ciğerimiz yanmadı mı? Ercan, sabahtan akşama oruç tutuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Yiyorsun, içiyorsun, idman yapıyorsun. Ciğerime karışma bari. Tamam hanımım, ben şimdi getiririm. Mutfakta var ciğer. Baba, artı lavaş. Baba, artı lavaş. Yavaş oğlum, yavaş. Yahu daha bunun sahuru var ya. Allah Allah, anca lop lop götürüyorsun. Al şunu, etler yanmasın, işe yara biraz. Camış. De hadi. Eyvah, Badegül durmuyor ve hala kaşıyor olayı. Ya ben bu yıldızı bir hediye alacağım de. Beni bir akıl verin ya, zekatınız olsun. Heh, İsmet abi, sen çok aşk yaşamışsındı. Beni bir akıl versen ya. Yok, yaşamadım. Bana kadar yani. Ben işime aşığım, emlakçılığa aşığım, insaf. Adam emlakçılığa aşık, berberlikle çıkıyor. Neyse, ben camide bir köşede sessizce teravihi bekleyeyim. Doktor, kadasını aldın. Bir akıl be, ha? Sanki böbreğin birini istedi senden ya. İnsaf, bak bende ne akıl, ne fikir, ne kalp, hiçbir şey kalmadı. Hepsi bitti gitti. Selam gencolar, ne haber? Ay. Oo, herkes iftarda ölçüleymiş gelmiş. Hayırdır kardeşim, mutlusun? Ah, yoksa? Yok be doktor. Bu iş meseleleri işte. Hani babamlar biraz yol kat etti de otel muhabbetinde. E, süper haber bu. Yalnız tam zamanında söyledin ha. Şimdi İsmet buradaydı, otel motel duysa iki saat kafamızı açardı, kurtulamazdık. Canberk, madem mutlusun, beni bir yardım edin veya zekatın olsun. Şimdi ben Yıldız'a bir hediye alacağım de, ne alacağım bilemedi durum. Şimdi bu giderim, bir şey alırım, kız beğenmez, benden diskini. Tamam be, halledeceğim hadi. Vallahi mı lan? Vallahi halledeceğim. Benim Muğla merkezde bir tane arkadaşım var, yarın onu ararım, hallederim. Yalnız bak, dua et, iyi tarafıma denk geldi. Tamam, direkt Yıldız'ı gönderseler olur mu? Şimdi Meryem abla beni görünce etim burkuyor, Sadık abi kızıyor, beni görmesinler. Tamam tamam, hepsi bende. Vallahi adamsın lan ya. Oğlum vurma adama. Gördün mü doktor? Canberk hemen halletti. Oldu ya. Bir de senin için ben Canberk'le yarışayım, tam olsun. Hadi hadi camiye gidelim hadi. Şimdi insaf bize abdesti kaçıracak vallahi. Zıplayın hadi.
herkes otel konusunda yükselince ben de yükseldim. Öyle otele muhtar olurum falan dedim. Damat maşallahım var. İftarı yapınca ağzın durmuyor. Çıkmıyor da. Na bu dana biberonuyla iftar yaptıracağım sağ artık. Gör bak. Dikkatli olmamız lazım. Babam pozitif ama olmaz derse işler kötüye gider. Kardeşim söyle ne yapalım? Nasıl yardım edeyim sağ? Nusrettin işini halledin siz. 5 milyonu kabul ediyoruz diye. Damat sözleşme hazırlat. Diğer 5 kişi de paket olsun yamuk çıkmasın. Tamam. Tamam abi, sözleşmeyi hazırlatırım. O bende. Ah be! Aslında var ya, tam da mevsimi. Şu yapı malzemelerini çok ucuz fiyata, çok uygun fiyata alacaktım. Allah yapısı değil ya, al kardeşim. Neyse, ben şu biberonu bırakayım da sonra gideriz. Yeri damat. Odun topladı oğlan. Ağaç kopladı kız. Çantadan çakı çıkarıyor oğlan. Aha! Yeşil elma yiyor. Eski elma. Kız. Alın. Aldım. Daha ne yapacağım acaba? Sırada ne var şimdi? Ha, Şakir'i de kundağa sarıp sarmalıyım mı? İster misiniz? Lahmacuna sar sen onu. Hadi al bunu da şimdi git bebek mamalığa yap. Ne? Aa, ama öyle doğal. Sütlaç, muhallebi falan. Akşam iftarda bakacağız bakalım olmuş mu diye. Hadi kızım. Allah'ım şaka mı bu ya? Gerçekten mi? Ya anne, anneanne. Ben mi istedim sanki Meryem ablada kalmayı? Ben mi istedim Ercan abiye bakmayı? Siz bana neden bunu yapıyorsunuz? Neden bana işkence çektiriyorsunuz? Aa, yengem gitmiş. Tüh, oğlan mı kız mı ona bakacaktık. Nurcan nerede? Nereye gitti bu kız? Ne bileyim ana. Oh, kolay aksın. Yine görmedim. Çekilince anladım. Ercan yine ne istiyorsun? Abla, beni sen çağırdın ya. Oru saçağım vurdu. Tamam. Bana bak kardeş. Ben bu Meryem meselesini öğrenmek istiyorum. Kimmiş onun gerçek ailesi? Hı? Anlatırım ama dillendirme sakın. Olayı büyütmek yok. Yoksa ucu sizinkilere dokanır. Hı. Bizimkilere derken? İşte Seyfos'un muhtarı Mumus'un mimisi sizin evin erkeklerine. Abla, beni çektiğin gibi konuları da başka yere çekme ha. Dön. Anlat diyorum, her şeyi anlatacaksın. Neden ucu bizimkilere dokanıyor? Anlat. Anlatırım ama iki tane şartım var. Evet. Bir, durumdan şüphelenen Bahadır'ı durdur. İki, sizin eve rahat girip çıkın. Yani kovma, kovdurtma. Tamam, sebebini sormayacağım. Ama bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi. Allah'ım ne olur. Meryem ile kan bağımız olmasın, ne olur. Yuhara! Abla, yorum yapma ve sadece beni dinle. Tamam, dinliyorum. Her şey afet bölgesine gittiğimizde başladı. Yıldız! Nisaf, ne yapıyorsun? Gelme. Meryem abla görmesin. Senin sevgi dolu bir tane hediye gelecek. Onun üstündeki yazıyı iyice oku. Anam. Nisaf, ben sana demedim mi ha? Ben sana demedim mi? Mesai saatlerde buralarda koştum yine demedim mi ben sana Nisaf? Demiyor mu? Tamam, idman idman. Koş koş koş. 3 gün, 2 gün. Hadi! Yavaş! Yavaş! Yeni çare ettim. Evde de yok. O zaman nerede bu adam? Gerçi evde de olmuş olsa dahi defalarca klaksona basardım. Nerede bu adam? Bu nasıl evlilik beni dahi? Bırbırınızdan haberiniz yok. Şakir, birazdan Duda da senin nerede olduğunu bilemeyecek. Dari! Neyse tamam o zaman ya. Ben şey yapam gideyim. Dibin işleri bana kaldı he valla. Tamam hadi. Size saz gibi hayatına şey yaparız amelik kızlar. Dari! Bana bak Şakir. Klaksona basıp durma beni delirtme ha. Klaksona diyorum. Bas!
içeri. Dere. Bak hala duruyor. Geç içeri bak konuşuyor. Geç içeri hala konuşuyor. Kız gel. Ya, kız da güzel de. İnsafı mı aşık ne? Ay tövbeler olsun yarabbim. Hiç uyuşmuyorlar ama neyse. İndiyanlılar. 5 milyonunuz tamamdır. Fakat sözünüzden caymayacağınız. Arkadaş. Biz de söz senetti. Sözleriniz sözleşme olsun. Buyurun efendim. Önce parayı alsaydık. Önce oku damat. Ne yazıp duruyor bunda? Sözünüzden caymayacağınız yazıyor Nusrettin Dal. Cezai yaptırımları iyi oku. Eğer ihlal edersen damadını alırım. İyi. Zaten iyice damat çiftliğine döndük ha. Allah var. İneklerimden aldığım verimi damatlardan alamıyorum. Sağ olsunlar. Onlar beni sağıyor. Abi ne yapıyorsun ya? Tam gaz hücum ederken dönüp beni bombalıyorsun. Doğru hızımı alamadım. Dayanamıyorsan demek. Neyse. Mevzu, durum bu Nusrettin. Sen oğa bak, damadı boş geç. Sözleşme olayı bana pek iyi niyetli gelmedi. İyi niyetli gelmedi öyle mi? He? Uzaktan akrabanın mülküne çekme fikri iyi niyetli geldi mi? Onu ne yapacağız Nusrettin Dal? Okuyun sonra üstüne konuşalım. Ondan sonra da 5 milyonu alırsınız. Hadi konuyu dıkıyorum, dıka. Lan damat, bunu iyice okuyu be. Hatta bizim avukata da okutu be. Bunlar ilk önce itiraz edip sonra çat diye yön veriyoruz didile. Bu işte bir mısır püskülü bu emmi. Dur bakalım ben bir kurcalayayım. Tamam abi. Bak şekerim, bence sen Ercan'ı aldırma. Yani kardeşim diye demiyorum ama günde tam 100 bine yakın kelime eder. Bunlardan en kaydı değerleri günaydın ve akşamlardır. Ortada zaten 50 bine ya bayaksı ya servet. Yani görüyorsun işte. Boş şekerim, bomboş. Yenge, zaten teyzemin öz ya da üvey olması benim umurumda değil. Yani teyzem o benim. Bana baktı, beni büyüttü. Teyzemden öte annem gibi benim için. Benim asıl merak ettiğim teyzem biliyor mu? Hadi Gülcüm, bence hiç kurcalamamak lazım. Ya, yani teyzem sanki biliyor ama kabullenemiyor gibi. Teyzemin duygularını anlamak da çok güçtür. Aslında teyzem her şeyi Hacı dedeme anlatır. Ben gidip bir Hacı dedemle mi konuşsam? Hayır! Ay. Hayır, güzelim. Olayların büyümemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi teyzem biliyorsa zaten kendisi hazır olunca söyler. Onun dışında sen ne dersen kırılır. Hı? Kapış. Kapış. Doğru diyorsun yenge. Ay. Sağ ol, teşekkür ederim. Ay canım kızım benim güzel. Hadi benim gitmem lazım. Ciao. Ciao. Bay bay. Bay ciao. Ay Ercan açmasaydın. Abla yeni zil sesi yaptım da daha alışamadım ona ya. Neyse bana bak Badegül'ü hallettim kurcalamayacak. Sen de akıllı ol mumları yakma. Ne diyorsun ya? Yok yok sen merak etme. Ben akıllı akıllı servet peşindeyim. Sen canını sıkma ya. Hadi çav. Vay aksi. Oh be rahat rahat servete yürüyeceğim. Oh. Gençler, siz ne yapıyorsunuz ya? Gündüz gündüz kazı riski değil mi ha? Oo, firavun su. Nihayet gelebildin ya. Sen gelme, sen gez. Ben Efe suyla cebelleşirim. Şuraya bak. Ya ağaç dikme bahanasıyla gazı yapam dedim. Adam gitmiş, limon fidanı alacağına limonun kendisini almış. Bari lavaşın alaydın, lavaşın ağacı ekeydik. Ya arkadaş, limonun içinde çekirdek yok mu? Toprak limonu emükler. Çekirdeği kalınca da ağaçtan devam eder. Akıl veri veri aklım kalmadı yemin ediyorum ya. Size ne işin teknik kısmından? Size ne? Ya kassanıza biz altın aramıyor muyuz?
Onlar gelince konuşursunuz. Hem daha şavalak gözükür. İnandırıcı oluruz. Senin varken zaten öyle gözüküyor. Merak etme. Al şunu. Al birazcık da sen kas. Zaten bütün gün araziydin. Bari araziye bir faydan olsun. Vur hadi vur. Ah! Yılansı. Yılansı! Kaç! Kaç, kaç, kaç! Daha kaydetmeden şarjı bitecek ya. Bravo! Allah canınızı almasın! Mumi dayı, cana gelmesin, mala gelsin canım. Ne var yani? Ben sana aynısından alırım bir tane. Başlarım canınızdan da, malınızdan da ha! Bunlar nasıl laflar ya? Enişte, sakin. Titremeden bak, orucu sakata getireceksin ha! Önce ben sizi sakatlayacağım ulan! Defolun buradan, yürüyün lan! Yürüyün lan! Yürüyün kulaklığıyla yakaladığında! Alo! Kardeşim benim, ne yaptın hediye işini? Tamam, hallettim. Heh, tamam, süper. Bak şimdi, onu kırmızı bir pakete sarıyorsun, tamam mı? Bizim köyde yan basmazlar yoğurt dükkanı var. Oraya bırakıyorsun. Tamam kardeşim, üstüne ne yazayım? Üstüne insaftan Yıldız'a yazacaksın. Alo, sesin gitti Canberk. Alo, çekiyor mu şimdi? Alo. Neyse, sen anladın beni, değil mi? Tamam abi, anladım. Beni duyuyorsan sıkıntı yok. Aşk yesi sonuçta. Hadi görüşürüz. Canberk'in gönül işleri. Ah! Musa Ali, ne oldu kardeşim? Kim dövdü seni? Yok ya, işe yaramazlar çetesi çarptı. Yaptığım her şey boşa gitti. Baştan başlayacağım. Halil, bilgisayarını versene bana. Getireyim abi. Koş, koş, koş. Biz de Nusrettin'e gerekli evrakları verdik. Allah'ım yardım. Uyuzum herifçiye ya. Evrak olsa sevilmez. Sinire kesme abi, halledeceğiz de. Şu Ercan'la Şakir ayak altında dolaşmasınlar ya. Vallahi ben de onları tepeleyeceğim. Hayat memat meselesiyle uğraşıyoruz burada. Tamam oğlum, tamam. Ne diyorsunuz oğlum? Sağ ol baba, iyiyiz. Otel işiyle uğraşıyoruz. Herkes çok heyecanlı. Bu heyecanla benim de hoşuma gidiyor. Sağ ol. Getirdim abi. Ver damat. Al kardeşim. Al gülüm, ver gülüm, çalışıyoruz işte. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Küçük bir kaza oldu da. Hadi. Bir işin gücü var mı? Var da dede, önemli değil. Buyur. İyi. Beni bir yere kadar götür vereceksin de. Tabii dede, ne demek? İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh iyi, babam tarafında sıkıntı yok. Ben tarafında da sıkıntı yok abi. Damat, az konuş da orucu seninle açmayayım oğlum. Ulan salla salla. Öyle mi? Kızlar, kızlar. Nurci. Kızlar. Size bomba haberlerim var. Aa, Nurci. Ben zaten bomba gibiyim, patlayamayacağım vallahi. O zaman sıkı durun şekerim. Ağzınızı açık basın, çarpmasın. Meryem'in üvey olduğunu ilk bizim adamlar öğrenmiş. Ne? Kızım Nurcan, ben size bu meseleyi konuşmam demedim mi? Ay anneciğim, olaylar bizimkileri sirayet edince ben de üstüne gittim, ne yapayım? Kızım, adamlar otel dikecekler. Sırası mı indi bu meselenin? Ya, şimdi biz de böyle meraktan kurcalamayalım. Nurcan her bir şeyini anlatsın, biz de anlayalım. Ya ben meraktan dokuz doğururum ya. Bu yaştan sonra... Zaten bir tane sarstı beni. Bir de hepsini sıraya dizmeyeyim. Anne, bak şimdi yengem bize anlatsın. Sonra yürüyüşümüze devam edelim, he? Öf, iyi madem anlatsın. Anlatsın da ama önce bir yere oturam, ondan sonra anlatsın. Ondan sonra da kalkar gideriz. Şimdi kızlar, bizimkiler afet bölgesindeyken... Hanımlar... Durun, durun, durun. Ana Maria. Ana, ne yapıyorsun? Ha, iyi. Ha, iyi, iyi. Nasılsın? Ha, iyi. Ha, iyi. Selamı var onların da. İyi, iyi. Hadi. İyi, 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 iyi. İyi miymiş anangille? Ha, iyi, iyi. Selamı var. İyi, 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 iyi. Şimdi kızlar devam edelim. Bizimkiler afet bölgesindeyken önce Halil arkadan geliyor. Ondan sonra bizimkiler orada tam konuşurlarken... Vay arkadaş ya.
Bir de köy çocuğu olacaksınız. Yılan sesini duyunca orta ikiye giden kız çocuğu gibi kaçtınız. Kendisinin sesinden sen de kaçtın. E ne yapayım? Siz kaçınca ben de kaçtım. Size inandım, size güvendim. Bir de var ya, girişimize bir yeni yenilemiştim vayaksı servet. Ya siz çok zorsunuz ya. Vallahi ben sizden başa demem he. Şuraya bak. Ya bir bodrum dolusu altınımız olmuş olsa... ...yüzmek için üzerine atlar beyin kanaması geçirirsiniz. Vallahi yapamam ben sizde ya. Ya acaba o gördüğümüz altınlar... ...kendi birikimleri olabilir mi? Yani yanlış görülmüş olabilir miyiz? E yani, gömük değil miydi? Fikir yürütüyorum sadece. Abi gözünüzü seveyim, kalkın gidin ya. Allah'ını siz seversiniz, kalkın gidin buradan. Boş boş yükyaltların sayesinde zaten getirdiğimizi boş boş dolaştırdın. Kalkın gidin ya. Tamam, bitti, dağılın. Bu işin buraya kadar yeter, bitti, kalk. Vallahi billahi var ya, ben altını başka yerde arayacağım ya. Siz beni çok rahatladınız. Belki de var ya, birileri gömüyü bulup servetten kahkahalarla gülüyordur şu anda. Yandığımın adamı senin. Demek ki defineyi ikiye böleceğiz. Lan yürü git sen de. Vallahi şimdi seni ikiye bölerim. Kalk git buradan. Defol git. Nerede bu takım ya yine? Ya Canberk. Ne yaptın? Ne haber vermiyorsun ya? Oğlum arıyorum arıyorum açmıyorsun. Aha. Oğlum durun açık ya, durun ya. Ya telefon çekemezmiş ya. Ondan. Ne oldu? Gitti mi diye? Hallettim, tamamdır. Vallahi mi ya? Oğlum Allah razı olsun. Tamam, rica ederim. Rica ederim. Takım uykusuzlanıyorum, ben gidiyorum. Hadi git. Boş. Yıldız. Ne haber? İyi, sen nasılsın? İyi, ne olsun? Meryem ablanın işleri, koşturuyoruz işte. Aynı. Ben tutmayayım seni o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar, bu Meryem meselesini deşmeyeceksiniz. Öylece ne kalacak? Bak, kocalarınızla bile konuşmayacaksınız, onu göre. Kızlar, ben bir üstümü başımı değiştirem. Ter içinde kaldım. Olur ana. Ne bakıyorsunuz ya öyle karşıt görüşlü grupmuşuz gibi? Hiç. E ne yaptınız? Altınlar işe yaradı herhalde ki otel işini ortaya getirdiniz. He, şimdi tam o öyle değil yenge. Şimdi o tam ne? Nasıl yani? Şöyle ki hanımla, otelle alakalı gelişme gelişmedi. O zaman Mumi bizi amigo gibi niye coşturdu acaba? Babamdan paraları geri alıp adamlara vermemiz lazım yenge, o yüzden. Aa, üstüne iyilik sağlık. Verdiğimiz onca ziynet yetmedi mi? Yetmedi Nuriye. 15 kişiye saldırdık, onlar tamam. Ama son 5 kişiye... ...kişisel servetimizi vermemiz gerekecek. Ne? Sonra biz ne yapacağız Mumu? Sonrası Allah kerim canımın içi. Evi kurtaralım da. Of. Keşke daha fazla bilenziğimiz olsaydı da onları da verseydik. Korkmayın hanımla. Babamın çatısı üstünde kalacak. Baba ocağımız tütmeye devam edecek. Ne gerekiyorsa yaparız bu uğurda açık net. Yapın. Arkanızdayız. Her zaman. Her yerde. Gülüm. Sifo. Dede, biz niye geldik buraya? Av almaya geldik oğlum. Ha. Alalım mı adam, babası farklıysa? Bakalım, farklı mı değil mi alınacağız?
Hadi bakalım. Şimdi de merkeze götür beni. Ne yapacağız dede? Orada da mı temiz hava alacağız? Oraya da temiz hava vereceğiz oğlum. Hadi gidelim de yetişelim iftardan önce. Eleman eksiğimiz var. Onun dışında da başka bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Aman hallolur o da hallolur. İnşallah. Üzme tatlı canını sen ha. Hı. Geldi. Hoş geldi. Teyze. Hı. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hayati bir mesele. Tövbeler olsun. Sadık çabuk hemen doktor Sinan'ı ara, bir şey oldu buna. Ne yok oldu? Teyze yok. Doktorluk ha. Değil. Manevi bir durum. Ha öyle ne diyorsun? İyi o zaman biz geçenlerde eniştenle beraber terapiste gittiydik. Aranız kadının ayarlarını bozuk ama olsun. Ben göndereyim size, kadının ayarlarını düzeltirsiniz belki. Ha ister ister söyle, bir telefon açayım. Hanım. Bir dur da kızcağızla konuşsun değil mi? Meram'ını anlayalım. Hı. İyi. Anlat bakalım Meram'ını. Nedir? Şey. Ney? Bu akşam bana iftara gelir misiniz? Hı. Teyze sen benim her şeyimsin. Teyzemsin. Annemden de ötesin. Hı. Bak. Halim de senin oğlun sayılır. Hı. Babasını sev ya da sevme. O senin bileceğin iş. Ama Halim bu zamana kadar sana hiç saygısızlık etmedi. Sen ne kadar zorladıysan da etmedi. Geldi elini öptü. Git dedin yine de gitmedi. Her işine yardım etti. Vallahi kızcağız haklı hanımım. Artık senin de bu saatten sonra bir büyüklük yapman icap eder. Ha. Teyzeciğim. Hı. Bak. Bizi kimse koparamaz. Vay aksiler. Ne olur gelin ha. Hep birlikte gelin. De hadi bakalım. Melike, ne oldu senin yüzüne tipine? Bimbeyaz olmuşsun, ha? Badügül sana bir şey mi söyledi? Dünyada en son duymak istediğim şeyi söyledi. Ne? Çok özür dilerim. Vallahi ben bir şey yapmadım. Hey! Ne yapıyorsun Ercan Efendi? Kızcağız bizi iftara davet etti. Hmm. Ne var bunda? Kazmayacaksan kalk yerden. Tamam ya, gideriz. Meri, halım nazalım olma olur mu? Ben gergin yemek sevmiyorum. Neyse, ben şimdi baklavayla ayran almaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Allah'ım ya Rabbi. Sayıyla veriyor bunları bana ha. Hanım. Hı. Neden böyle koyverdin kendini? İleride öğrenirsin Sadık. İleride. Anladın? Kızım eline sağlıkla böyle biraz bebek maması kıvamında olmuş mu? Afiyet olsun baba. Olmuş mu ya? Ay başarmışım. Çok sevindim. Sen oldun kızım bari. Fabrika ayarlarına geri döndün. Neyse o zaman iftar edeyim de biz oradan da eve geçeyim. Vallahi konar göçerliktim. Hadi tam beynim göçtü. Beynini bize bırakma da damadın kare kökü. Evet. Ah şaka yaptın baba ya. Ne kadar çok iç damat. O kadar çok eğlencelik. Babacığım biz hazırız. Otel projesini anlatayım mı artık sana? Anladım bakayım. Ya ama şunu yarın anlatsanız, ben de gerekeni yapsam, siz de işlerinize koyulsanız. Ha, siz nasıl tenzip buyurursanız babacığım. Çok iyi olacak ya bu otel işi. Demek ki yarın büyük günü.
Ay çok heyecanlı ya. Ha, keşke iki gün gidip anamlarda kalaydım diyorum. Aman diyeyim Tiftif, sakın sonra. İndi o kardeşin uçar gelir, vallahi gelişine çakarım voley ya. Babacığım yarın kaç gibi olur sizce? Öğleden sonra bizim. Sabahtan işlerim var. Ben de yapam. Ne o? Geri kalmayam. Sonuçta ben de bu ailenin büyüğüyüm. İleri geleneyim. Oh, ziyade olsun. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Artık daha nice nice güzel Ramazanlar, iftarlar görelim inşallah. Amin, amin. Afiyet olsun Meryem abla. Ablamın. Abla öyle mi? Hı? Ne ablası? Artık bana teyze diyeceksin. Meryem teyze, teyze. Halim. Öp bakalım teyzenden. Hadi. Hı. Hadi bakalım. Gel bakalım. Aferin. Maşallah. Gel. İyi hadi bakalım Halim. Artık sana foklip yapmayacağım. Sırtımı dönmeyeceğim. Bağırmayacağım, kızmayacağım. Hı. Bir bakmışsın. Damat bile diyebilirim sana. Halim damat. Eyvallah, eyvallah. Meryem. Hı. Halim de bize kalmayacak değil mi? Normalde bütün damatlar kız evinde kalmıyor zaten enişte. Ama sen kaşındın ha. Halim. Yalnız bir sorun var. Yani aramızda mesafe olmak zorunda çünkü sen dalgillerdesin. O yüzden dalgillerden olduğun için aramızda böyle bir mesafe olacak. Yapacak bir şey yok. Ama o sizin kendi aranızda Meryem abla. Meryem teyze. Hı? Saygı da, sevgi de benden yana sıkıntı olmaz. Ne? Gel iste senin bileceğin iş. Eşimin anası sayılmazsın. Ki bence anasısın. İşte o yüzden benim de anam sayılırsın. De gel o zaman sarılayım sana, gel. Oh, aferin maşallah. Hadi hep beraber sarılalım Allah aşkına. Hadi. Gel koçum gel. Gel eksik kalma gel. Gel eksik kalma gel. Paşa. Hadi gül ama sen de gelsin. Gel gülüm. Geleyim bari Efe'cim. Sadık Kahya biz de sarılalım mı? Yo Ercan Efendi. Portakal orada kal. Ama bak vallahi mutluğunda ben de sana sarılmam. Allah aşkına gel ya. Allah'ım ya. Eksik kalma eksik kalma. Tamam Ercan Efendi, yeter. Ercan, enişte yapma. Ercan babama efendim, böyle tamam. Sarılmam, tamam. Yemin ediyorum. Ercan! Yahu dur be adam, yeter! Ercan! Çocuk, Ercan! Hadi yavrum, gene gelin, tamam mı? Takımın başarılarını da bekleriz Şakir. Siz merak etmeyin anne, olur da ayarlarım benim yine bozulursa düzelttirmek için ben buraya gelirim. Ay tabii ki, istediğin zaman biz ayarlarız seni. Hadi şey yaparız mı, haberleşiriz tekrar, tamam? Hadi gel. Ay Şakir ya. Tamam, ziyanı yok. Ben toplarım, dur dur. Of, kendi düşen ağlamaz tabii ya. Bir şey oldu mu? Fatma, Dudu. İyi misin? İyi ya, ya düşünce aklım başıma geldi de, Dudusun, biz az daha burada kalalım ya. Hemen eve gitmeyeyim. Hayır, Dudu şimdi eve gidince Sıla hasreti çekecek biliyor musun? O yüzden dem vuracak. Sen demini burada vur, boşa gitsin. Şakir, düşünce kafan gitti herhalde. Senin aniden karar değiştiriyorsun. Ne diyorsun ya? Şakir, iyi misin oğlum? Yok. İyi değilim Şekir Kain. Hani farpik ayarlarına geri dönmem lazım. Beni örnek alıp muhtar olmak mı istiyorsun ya? Ya ben ender bulunan bir damadım ya, imrendi zar. Evet evet ya, aynen sana imrendim. Vallahi felaket örnek alıyorum. Hatta kayınbabey, seninle biz bu gece ayaklı başlı yatak mı? Şakir yeter artık, ne saçmalıyorsun sen ya? Evsiz barksızmış gibi bir orada bir burada, bu ne böyle ya? Yeter yürü evimize gidiyoruz, yürü. Şakir yürü. Bir şey desene. Şakir yürü. Anne görüşürüz baba. Yürü. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Ya dur koy. Karavan lastiğine baktım da şey var mı? Hadi. Sağ ol.
Bizce sıkıntı yok. İmzalarız. Ya şimdi değil arkadaş. 5 milyonu alan ondan sonra. Ona bak Nusrettin kardeş. Artık hepimiz aynı pilav tabağındayız oğlum. Buradan dönüş yok. Pilavdan dönenin... Nusrettin kardeş, biz de sözümüzün eriyiz. Her zaman koyduyuz. Para gelince götürüver sözleşmeyi, atıverem imzayı. Getireceğiz ama iş öyle bir noktaya geldi ki artık buradan geri dönüş yok. Yürü damat. Şuna bak ya. Abi yalnız kırdığın kalem hatıraydı ya. Yapma be. Oğlum kötü kalem versene ya. Gözdağı yapayım derken gönül dağını yeksan ettik. Kusura kalma. Neyse ya önemli değil. Hadi gidip babamı ikna edelim. Parayı alalım da kurtulalım şu yandallardan. Yürüyorum. Yürü. Yazayla oğlum. Benim. Size efendim. Teşekkürler. Ya insaf ya. Canberk'ten Yıldız'a mı? Badegül, artık her şeyi öğrendiğine göre benden duyduğunu söylemezsin değil mi? O ne be? Ya tıslak yaptı da. Vallahi Meri, sessiz alınca sonra ararım. Alo, Ercan. Ercan. Duymuyor. Şimdi ben bu üyelik meselesini var ya, ablama izah ettim biliyor musun? Valla ben de herkese sordum. Kimse bir şey demedi. Ama Nurcan yengem her şeyi anlattı. Bak dün ben de güzel halimi de kaynaştırdım sizde. Sen mi yaptın enişte? Ne sandındı ya? Yeter Meri, yeter dedim. Damadımız değil, adeta oğlumuz dedim. Bak var ya seni herkesin içine kınarım dedim. Ya enişte teyzemin özledi üvey olması benim için bir şey değiştirmez. Annemden öte o benim için. Ben de babana yakın bir şeyim değil mi? Sen enişteye yakın bir şey olsan bana yeter enişte. İşimizi görür yani. Hadi eyvallah. Kardeşim, babam geliyor. Hadi göreyim seni. Ah, babacığım, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Babacığım, biz sunum için hazırız. İsterseniz başlayayım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Otelimiz tamı tamına 90 yatak kapasiteli olacak. Ayrıca. Mustafa abi, yorma kendini oğlum. Geç bakalım, otur şöyle. Ben size o otel için para vermeyeceğim. Yalan
görüyorsunuz değil mi? Evin her bir yanı altın dolu. Ev değil, adeta kapalı çarşısı. Ben dedim. Ben ne yediğimi, ne de dediğimi inkar etmem. Sen bu altını bal ailesinin evinin bahçesinde buldun. Gömük müydü yani? Ya Ercan ettim. Ettiğin laf ürküttü, mekaya değdi mi şimdi ya? Elbette. Elimi attım, gömükü buldum. Yani cihaza neyin gerek yok. Hissim gayet, kablenin voku. Vay aksi be. Demek ki doğru yeri taramışız. Demek ki o bir sandık altını dallar evinin bahçesinden çıkarmışlar. Ya Ali Demir emmimin kakarin yaptığı araziye de otel dikiyorlar. Sen düşün onu da. Dedim size, sistem bu. Gömüğü bul, mandırayı kur. Gömüğü bul, İstanbul'da fabrika aç. Gömüğü bul, otel dik. Yemin ediyorum tam istediğim yaşam style. Ama işte dal familinin evinin altına daş bulan üç ahmak da yani bıziz he. Evin altı komple gömük. Altın, zinat, değil eşya hazına. Yürün kalkın gidelim. Kalk, kalk, kalk yürü. Çek. Abi adamların neden evi cansiperhane korudukları belli oluyor. Anam, altın madeniymiş orası. Ulan, bunlar iyi oldurtmuşlar he. Bize 5 milyonu verip, kağıdı imzalatıp sepetleyeceklerdi lan. Ne yapacağız abi? Engum arayacak değiliz herhalde. Sefe'ye 35 milyon isteyeceğiz. Bir mezlerse çıksınlar lan evden, çıksınlar. Baba abim bir dinleseydi. Babacığım bir yanlışımız mı oldu? Neden vazgeçtiniz? Zor kızım, zor. Mustafa Ali kendini ispatlayacağım diye uğraşıp duruyor. Kendine zarar verecek diye korkuyorum. Baba orada dur. Ardında kapı gibi abisi var ya. Hem de otomatik kapı. Basamakta durana çarparım. Yanlışlık yaptırtmam. Açık ve kapalı. Seyfo, bir dur hele ya. Baban bir anlatsın bakayım. Ya ben o araziye gittim. Mustafa Ali'nin arazisine mi? Oraya otel olup olmayacağına dair bir kuşku düştü içime. Alakasız bir yer oğlum. Baba tamam arazi çorak, kaktüs eksen bitmez ama zemini sağlam, komple kaya. Ya tamam zemini sağlam ama kuşlar zahmetle uçuyor. Kervan bucağı dolanıyor. Ahbapları da sordum. Oraya imar çıkmaz dediler. Ha, babacığım ben muhtar olduğum için koşturacaktım. Çıkarttırırız dilekçe üstüne dilekçe, dilekçe üstüne. Oğlum başını yorma kendini. Oraya bugün başlasanız 10 yıl sürer. Acele geliverin, bekleyip dururuz. Baba söz veriyorum 1 yıla dikerim. Söz, söz veriyorum baba. Ben de koşturacağım. Ben de durmayacağım baba. Bak parayı yitirirsek mandırayı sağa veririm. Ne diyorsunuz oğlum ya? Para yok gari. Yok mu? Yok. Ama size bir arkadaşlar çok güzel bir otel al. Hem de kelepir. Siz uğraşmayasınız diye. Hazır otel. Ama bütün paralar da gitti. Baba, baba o otel bizim olmayacak. Ne diyorsun oğlum? Hazır otel işte. Hadi kalkın gidip de görelim. Hemen gidip görelim baba çünkü. Çünkü hemen o oteli satmamız lazım baba.